Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından Türkiye'nin dört bir köşesinde bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sağlık diliyorum. Huzur, mutluluk, bolluk, bereket, şans. Tüm güzellikler sizlerle olsun efendim. Bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz. Birlikte olacağımız dakikalar içinde yeni hikayelerle tanışacaksınız. Takip ettiğiniz hikayelerdeki gelişmelere tanık olacaksınız. Gerçek zannettiğiniz bazı beyanların aslında gerçek olmadığını, aslında bir yerde bizi kandırmaya çalıştıklarına siz de şahit olacaksınız. Hep birlikte, yani hayatın içinde ne varsa ekranda da bugün onlar olacak efendim. Avukatımız Hasan Bey bugün katılamayacak bir işi sebebiyle. Ama adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Ve değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir yayın olur. İnşallah. İnşallah. Derdimizi çözecek yayınlar olsun diyorum. İnşallah. Sürprizler var, gelişmeler var. Onları da yeri geldikçe ekrana getireceğiz. Ama ben önce 11 kez evden kaçmış. Anne baba ayrılığı, ardından gelen belki dağılmış aile sendromu yaşanmış. Yani her ayrılıklarda olmayabiliyor. Anne babanın dikkati, özeni, sanki hala ayrılmamışlar, aynı evdelermiş gibi çocuklarına ilgileri, sevgileri devam ettiği sürece ayrılık çok fazla çocukları etkilemiyor. Ama bazı ayrılıklarda maalesef çocuklar çok fazla etkileniyor ve bunu da davranışlarıyla belli ediyorlar. Hatice, neden 11 kez evden kaçmış olsun ki 17 yaşındaki Hatice? Yani o yaştaki genç kızlar daha çok şiddet veya madde bağımlılığı nedeniyle kaçıyorlar. Veyahut da bir erkek arkadaş ediniyor, ona uyuyor. Yani beraber bir hayat kuracağı hayaline kapılıyor. Yani 3 tane ana sebep var. Şimdi çok haklısınız. Hatice babasıyla birlikte gördüğünüz bir fotoğraf bu. Babası stüdyomuzda Adil Bey. Anne baba ayrılığı yaşamış bir çocuk ama bu arada annesini de babasını da bana kötü davranıyorlar diyerek terk etmiş bir çocuk. Onun için ilk hikayemiz Hatice olsun. 17 yaşında ve bir telefonla araması var ve bulunduğu yerle ilgili öyle bir çarpıcı cümle kurmuş ki aklımıza iyi bir şey gelmedi, açık söylemek gerekirse. Hatice Ateş. 2 senede 11 defa kaçtı, durmadı. 10 gün önce yine sırra kadem bastı. 17 yaşındaki Hatice Ateş annesinin yanından 12. defa kaçtı. Çok kendi başına buyruk. Kızım, içindeki boşluk. Baba sevgisiyse babam burada. Eğer aile ise istediğin, ailen her zaman yanında. Neden sürekli evden kaçıyor? Beni endişelendiriyorsun. En son kiminle konuştu? İşte egemenidir, işte Taner'idir, Hasan'ıdır, Muhammed'idir. Kızım, ben senin nerede olduğunu bilmek istiyorum. 17 yaşındaki Hatice nerede? Birazdan. Yani kısacası aslında 2 Ekim günü ortadan kaybolan Hatice'nin bu kaçışı 12. kaçış oluyor. Diğer 11 kaçışını konuşacağız. Babayla başlamak istiyorum ben. Adil Bey, kaç çocuğunuz var? 3 tane çocuk, 4 tane çocuğunuz var. Bir tanesi de 13 yaşındaki Dilek, %90 engelli. Zihinsel engelli mi? Bedensel. Hem zihinsel hem bedensel Serap Hanım. Kaç sene önce boşandınız eşinizle? Eşimle halen resmi nikahımız, boşanma sürecindeyiz. 3 yıldır ayrıyız. Yalnız 2 yıldır tamamen koptuk. Eşimin evi değiştirip de farklı bir semte yerleşmesi ve oradaki bir takım insanlarla çok sıkı fıkı olması, dostluk kurması. Kızımın da bu dostluk kurduğu insanların içine rahat girip çıkması. Kızımın bugünkü halinin en büyük sebeplerinden birisi budur. Peki Adil, karının hala nikahlı olduğunuz için karın diyorum. Ayrı yaşıyorsunuz 3 yıldır ama karının 2 yıl önce adres değiştirmesinin sebebi sen onları bulama diye mi? Hayır Serap Hanım. Adana İncirlik'te oturuyoruz. Daha önceki oturduğumuz evi sel bastı.
Biz çocuklarım canını zor kurtardı yani. Daha sonra yeni yapılmış olan bir binaya su basımı olmayan, yani çocuklarımızın rahat ve tehlikede olmayacağı bir yere taşınmasını istedik. Nitekim de oraya taşınıldı tamam, yani. Tamam, yani senden kaçmadı. Yok, benden sen kaçmadı. Sen ona zarar verirsin, çocuklarına zarar verirsin de bir adres değişikliği yapıp saklanmadı yani. Sen biliyorsun nerede yaşadıklarını. Evet. Peki, dört çocuk, bir tanesi de zihinsel ve bedensel engelli. Niye ayrıldınız? Niye ayrı yaşıyorsunuz? Kim kabahatli? Ya kimse şimdi, kabahat üstüne almaz şimdi ama. Serap Hanım, kabahat, hata annede ve bende. Yani hiç kimse tek başına ben suçsuzum veya haklıyım diyemez. Benim de çok hatalarım var eşime karşı. Eşimin de bana göre eksikleri var davranış olarak, saygı olarak. Ama istemiyorduk yani bu noktaya gelinsin. İstemiyordum yani 17 yaşındaki kızımın benim hakkımda, annesi hakkında farklı ithamlarda bulunsun. Çok önemli ithamlarda bulunmuş. Ve istemiyorum yani benim kızım 2 yıl içerisinde 11-12 defa evden kaçıp çocuk şubede kayıt oluşturup ve ben 2 yıldan beri hangi karakola gittimse, emniyet güçlerine gittimse bana çocuğumla veya kızımın gitmiş olduğu erkek arkadaşlarından şikayetçi olamadım. Annesinin yanında bulunduğu için ve kızım rahat yaşamayı seçtiği için, beni istemediği için ben hiçbir yerde babalık hakkımı yapamadım yani. Görevimi yerine şimdi getiremedim. Şimdi siz eşinle aynı çatı altındayken Adana'da yaşıyordunuz. Evet. 3 yıl önce bir ayrılık yaşadınız, ayrı yaşıyorsunuz. Sen Gaziantep'e gitmişsin değil mi? Ben Gaziantep'e, ben şehir dışında kalıyordum genelde. Şu an 15 yaşındaki oğlum Mehmet Emin benim yanımda. 9 yaşındaki Yusuf Arda benim yanımdaydı. Onu da 2 hafta önce engelli, hasta olan, yani engelli demek istemiyorum. Ben kusura bakmayın. Tüm Türkiye'deki hasta çocuklardan, ailelerinden özür diliyorum. Engel değildir yani, bir hastalıktır. Çocuğumu Ankara'ya hastaneye götürdük. Hastane dönüşü de okullar açıldığı için, Yusuf Arda'nın da Adana'da eğitimine devam edebilmesi için annesiyle beraber gönderdim. Yusuf Arda, Ayşe Ateş, yani üçü dördü bir ikametgah ediyor. Anneyle yaşıyorlar. Anneyle yaşıyorlar. Yani Adana'da eski eşinle bir Ayşe'yle dört çocuk birlikte yaşıyorlardı. Defalarca senin yanına da gelip kalmış ama Hatice bu diğer önceki 11 kez kaçışında nerede bulundu? Hatice genelde kendisi çıkıp geldi. Yani bir hafta, 3 gün, 5 gün gittiği dönemlerde genelde kendisi çıkıp geldi. Veya bir takım erkek arkadaşları vesilesiyle bulundu. Ben yani hiç ismini duymadım, daha önce hiç yüzünü görmediğim ama benim kızımın sevgilisi hitabında bulunan, arkadaşı olduğunu beyan eden birçok şahısla, yani genç arkadaşla tanıştım. Şu anda da kızımın yani en son Ekim'in ikisi annesinden, anne ben iki saat doğum gününe gitmek istiyorum dediğini, annenin yanından ayrıldığını, 9 yaşındaki Yusuf'u da götürdüğünü, yalnız telefonları kapattıklarını, Muhammed isminde bir çocuğun arabasına bindiklerini. Arabasına bindiklerini. Burada bir virgül koy. Anneyle ilgili şöyle bir iddian oldu. Görüştüğü kişiler, çevresi iyi bir çevre değil. Benim kızım da o çevrede onlarla görüşüyor ve bunu doğru bulmuyorum gibi bir şey söyledin değil mi? Evet. Görüştüğü annenin bulunduğu çevreyi onaylamıyorsun. Annesi, yani eşin Ayşe Hanım telefonda. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba. Canım çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim Serap Hanım. Bu çocuğun evden kaçma sebebi 12. kez. Hepsinde de annenin yanından kaçtı. Evet. Daha önce senin yanındayken Serap Hanım sözünüzü kesiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim size. Söyleyin. Benim kızım 12. defa evden kaçmadı. Benim kızımın bu sadece 10. evden kaçışı. Ve babası şu an diyor ya bana, eşimin aile arkadaş ortamından kızım evde kaçıyor. Alakası yok Serap Hanım. Baba baskı verdiği için babayı istemiyor. Beni de diyor, benim arkamdaymış benim kızım, beni destekliyor. Doğru söylüyor eşim, biz ayrı yaşıyoruz.
Hani biz eşimle zaten kopmuşuz. Büyük oğlum eşimin yanında. Dediği gibi Yusuf Arda Ateş'i 17 Ekim'de bana verdi. Adana'ya getirdim ben çocuğumu. Hiçbir ortada mevzu yokken benim kızım Hatice Ateş çalışıyordu. Gece işten geldi. Gece 1'e kadar ben sokakta bekledim. Ben kızımı sahipsiz bırakan bir anne değilim. İlgisiz bir anne değilim Serap Hanım. Ondan sonra bir de eve geldi. Dede anne arkadaşımın doğum günü var. Gidebilir miyim dedim. Kızım hayır. Arda'nın da o gün ateşi vardı. Dedim kardeşin ateşli. Yok dedi. Aynı odada yaptığımız için kendi yatağından ben yatağımda yatıyorum. Uyumamışız daha, işten gelmiş. Bana mesaj attı Hatice aynı odanın içinde. Anne yarın Arda'yı da alayım doğum gününe gidip Arda'nın da kafası dağılsın diye. Ben dedim Hatice şu an senin arkadaşın doğum gününü düşünecek zamanım yok. Kardeşin ateşlendi. Ondan sonra yattık. Sabahtan kalktık, kahvaltı hazırladık. Serap Hanım beraber yedik, hiçbir şey yok. Baktım saat 3, o kendinin elindeki telefonla kızım konuşuyor ediyor. Anne gidelim mi dedim, Hatice nereye gideceksin, ben izin vermiyorum. Dedi anne kardeşimle gideyim geleyim. Hani benim hatam şurada oldu Serap Hanım. Ben niye tereddüt etmedim Hatice'ye bu defa? Kardeşini götürdüğü için. Diye. Kardeşini dedim, götürdüğü için. Hani, kardeşiyle, 10 yaşındaki oğlumu dedi, kardeşimle gideyim anne doğum gününe geri de gelim dedi. Evet hatam burada, ben buna izin verdiğim için şu an hatalıyım. Ama demedim ki ne Hatice ben kardeşini de bir gece götür alıkoy geri de. Ben karakola gittim ayın 3'üne, karakolun kapısında beklerken, karakolun içinde ben bunu babasına da dedim. Bak dedim kayıp ilanı dedim, 24 saat geçmeden dedim. Kayıp ilanı çıkartmıyorlar dedim. Ondan sonra dedim bak dedim Arda'yı dedim sokağın başına bırakmış dedim. O Mehmetcan denen çocukla dedim arabaya binmiş tekrar gitmiş dedim. Ben bütün bu bilgileri ayrı yaşasam bile ben bunların hepsini Adil'e söyledim. Hani Adil diyor ki ne arkadaş çevren. Benim arkadaş çevremden ben bir zarar görmedim Serap Hanım. Ben kızımı da zorla evde kaçsın demedim. Benim kızım 2 Ekim'de gitti. Yine diyorum hiçbir şekilde benim ne mesajlarıma, ne WhatsApp'tan yazmama, ne aramalarıma hiçbir şekilde cevap vermedi. Sadece 9 Ekim'de ben babasıyla konuştum. Adil'le, Adil dedi ben Serap Hanım'a programa çıkacağım. Ben Hatice'ye yazdım. Hatice dedim bak dedim baban dedim. Serap Hanım'a dedim programa çıkıyor dedim. Kızım dedim her ne yaptınsa dedim yine de çık gel dedim. Sen benim kızımsın dedim. Yine de çık gel evimize. Ne hata yaptınsa kabulümsün benim dedim. Gece babasıyla konuştuktan sonra ben odada otururken telefonum şarjdaydı. Hatice 5 defa hem WhatsApp'tan Serap Hanım hem de normal mesaj atmış bana. Benden ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Oğlum ben kendimi illa öldüreyim mi? Öldürdüyseniz öldüreyim diye bir lüksü yok. Adil hiçbir zaman, Adil'in sıkıntısı benimle Serap Hanım. Çocuklarıyla değil. Benim kızım çok fevri. Benim kızım ne beni istiyor Serap Hanım ne babasını istiyor. Sadece kızım bana her zaman diyordu ben bunu Adil'e de dedim. Ben 18 yaşına girdiğim zaman ne senin yanında kalacağım ne Adil'i baba diye tanıyacağım diye. Hani ben bir insan kızını zorla götürebilir mi Serap Hanım? Ben kızımı zorla bir insana götürebilir miyim? Bir saniye doktor Taner Bey bir şey söylemek şimdi istiyor. Ayşe Hanım yani ha 12 gitmiş ha 10 gitmiş onu artık söylemeniz evet. Zaten enteresan yani karı koca arasındaki çatışmanın ne boyutlara geldiğini artık ne kadar ufak detaylarla uğraştığınızı gösteriyor ama şimdi 2 senede 10 kere evden kaçtığına göre artık dışarıyı hayat tarzına getirmiş. Yani aynen bunun kendine öyle. Göre sebepleri var. Ben şeyi merak ediyorum. O 10 kere kaçtı da 9 kere niye geri geldi? Çünkü babasının ifadesine göre çoğunda kendi geri geliyor zaten. Ne oluyor da geri geliyor? Abicim zaten tamam kendisi geliyor. Ben i̇şte bunu niye? Adil'e de dedim. Adil dedim ben ne zaman dedim karakolun kapısına gitsem dedim senin kızın dedim çıkıp geri geliyor. Polisler bile buldu çocuk şubeye kadar haber verdim. Polisler bile buldu. Bana polis ben yurda verdim. Ben kendi öz kızımı baş edemediğim için yurda verdim. Yurttan bile kaçtı sevgi evlerinden.
Ondan sonra benim kızım polisler buluyor, polisin yanında diyor anne kurban olayım. Anne beni bir defa daha al, söz bir daha evden kaçmayacağım. Hani ben babasıyla ayrı yaşayabilirim. Ben babasıyla yaşadıklarımı anlatmıyorum size. Aklınıza bir şey gelmesin. Ben... Kızım şu an beni kandırdı, yine evden gitti. Bir saniye. Şimdi neden annenin, yani Ayuş'un çevresini onaylamadığını söylüyorsun? Şimdi, çevresinde şimdi, kimler var? Ayrıca Aynuş da kızının seni istemediğini, yani seninle ilgili bazı iddiaları olmuş. Babam beni hani istemediğim bir şeyler yapmaya zorlayacak falan gibi. Bir kere annenin çevresi kim ve neden şimdi, rahatsızsın? Serap Hanım, benim kızım ilk evden kaçmaya başladığında Hülya denilen bir bayan, kızı Berfin, araştırılabilir, beni öldürmeye kadar kalkıştılar. Ben belgeleri de verdim buradaki arkadaşlara, mahkeme evraklarını. Bunların başında eşim, yani kızımla arama girip de Hatice tamam beni istemiyor. Niye? Niye istemiyor? Ben Hatice'yi sürekli, kızım toplum bozuk, ben seni toplumun içinde yani güveniyorum sana. Ama senin okumanı da istiyorum. Sen zekalı bir kızsın. Kafanı yani erkek arkadaşlara veya farklı şeylere değil de okuluna ver. Kendini kurtar. Yani benim durumum ortada. Bari sen kendini kurtar. Misal birkaç tane ailemiz içerisinde okumuş insanları örnek gösterdim. Birkaç tane okumamış insanları örnek gösterdim. Aile olanları. Hatice ile yani ben bunların her hepsini konuştum. Bu Hülya ne yaptı kızınıza? Hülya bir şey yaptı değil yani. Hülya, Ayuş, Hülya'nın bulunduğu binaya taşındıktan sonra Ayuş, Hülya ile çok sıkı fıkı bacı kardeş oldular. Ha, benim buna ne sakıncası var? Benim buna da bir itirazım yok. Yalnız Hülya dediğim insanın kızı Berfin. Benim kızımdan bir yaş büyük ve Berfin'in araştırılabilir. Benim kızımdan daha önce evden birçok kez kaçma ama olayı var. O çocuk var. Berfin'den önce de senin kızın kaçmıyor muydu? Hayır, hayır, hayır. Daha önce benim kızımın öyle bir evden kaçma olayı olmamıştır. Peki efendim, tarihler ve kayıtlar mevcuttur. Efendim, Serap Hanım, hayır. Komşunun kızı yüzünden kaçıyor diyor. Yani hayır Serap Hanım, şu an Adil yalan söylüyor orada. Hangi konuda yalan söylüyor? Hangi konuda? Hatice hiçbir zaman hani arkadaşımı boşuna katmasın, arkadaşımın kızını da katmasın. Ve benim kızımdan hiçbir zaman da bir yaş büyük değil o dediği kız. Ben hani insanları beni burada zan altında koyuyor, insanlarla belaya. Benim kızım ilk ne zaman kaçtı biliyor musunuz? Benim kızım ilk babası İstanbul'daydı, amcasının yanında çalışıyordu. Yine böyle okula gönderdim ben, İncirlik Lisesi'ne. Yine böyle anne arka kursa kalıyorum diye. İlk kaçışı benim kızım yine yalan söyledi. Arkadaşıyla çarşıya doğum gününe gitti ve eve gelmedi. Kendisini de aradım. Amcası da biliyor. Amcasının şimdi, yanına gittiğinde Hanım, aradım kendisini olay, Serap Hanım. Dedim ki Adil dedim, senin gelmiş kızın dedim evden kaçtı dedim. İstemeyi dedim. Bas bas bağırıyor sokakta dedim. Ben istemiyorum. Ben yurda gideceğim diye dedim. Babası da bana dedi ki ne? O zaman yapacak bir şeyimiz yok. Götür onu, polisleri bana ver, götür yurda teslim et diye. İlk kızımın evden kaçışı ne Hülya'nın kızıdır. Beni yani arkadaşlarımla zan altına koymasın. Ha, o kadın dediği gibi bana bir zarar veren bir insan değil. O kadın bana hiçbir zaman bir zarar vermedi. Şimdi benim arkamda durdu Ayuş da Adil Hanım, bana böyle Ayuş Hanım, sen 40 yaşındasın. Sana artık kolay kolay kimse zarar veremez. Aynen, kimse beni zan sana altına veremez. Sana veremez. Ben çocuk değilim. Ama 17 yaşındaki bir kız çocuğuna çok zarar vermek isteyen çıkar ve bunu da yapar. Yapabilir. Serap Hanım, ben bunu biliyorum. Ben kızıma demiyorum annem evden kaç. Ben kızım, ya bir anne kızına tabii ki demiyorsun. Tabii ki demiyorsun. Şimdi, biz de öyle bir şey diyorsun demiyoruz. Serap Hanım, ama bu kızın diyor ki ne, sen biliyorsun kızımın nereye gittiğini. Kızımı sen saklıyorsun diyor. Şimdi, ben kızımı nasıl saklayabilirim Serap Hanım? Öyle mi diyor? Bilmiyorum. Burada söylemedi. Biliyor mu derken, şimdi Serap Hanım bak, demin ki kendisinin beyanda bulunduğu gibi Hatice 2 Ekim'den önce de bir hafta öncesinde de Hatice yine gitti bir gün. Ben kendisine karakola git dedim. Üçtür. Ne zaman annesi İncirlik'te karakolun kapısına gitse benim kızım kapıya geliyor. Yani? Yani
Bunun üçü de tesadüf olamaz Serap Hanım. Yani anne kızını arıyor, kızın telefonları kapalı. Anne 24 saat 36 saat sonra tam karakola gidiyor şikayete bulunmaya. Ya kızın erkek arkadaşı anneye mesaj atıyor, kızını getirdim kapıda karakoldan çık diye. Ya kızım diyor ki ben geldim evin kapısındayım. Yani haberleşiyorlar mı diyorsun? Yani Serap Hanım başka ihtimali var mı bunun? Yani bir defa şans i̇şte tesadüf, zaten üç defa olur mu? Zaten o kendi ağzından da çıktı. Ben karakola gidiyorum, kızım oraya geliyor yani diye. Yani bu, ben de ona çünkü 10 yani kere kaçan adam 10 kere, yani 10 kere kaçan 9 kere geri gelmez. O artık kaçmayı bir şey haline, ihtiyat mı denir ona, alışkanlık haline getirmiş. O zaman kaçmıyor. Bir iki gün bir yere gidiyor. Annenin haberi var. Tabii tabii. Ama ondan sonra iş karakola, baba devreye girip de hadi gidelim şikayetçi olalım ya da işte kayıp başvurusunda bulunalım dediğinde sen kızına haber veriyorsun. Kız ortaya çıkıyor gibi algıladım ben. Evet, yani ben de öyle anladım. Ben mi veriyorum haber? İşte öyle demeye getiriyor yani. Hayır, ben haber veriyorsam ben haber versem ben şimdi bak ne diyorum? Hiçbir zaman benim 2 Kasım'dan beri telefonuma bakmayan kızım 9 Kasım'da babasının telefonuna... O zaman acaba komşunuz mu haber veriyor annen karakola başvurdu bu, diye? Hayır Serap Hanım. Siz kendi ağzınızla diyorsunuz. Yani ben karakola gidiyorum, kızım geliyor diye. Nereden biliyor? Bana mesaj atıyor. Benden ne istiyorsunuz? Ben kendimi öldüreyim mi? Ben sizi istemiyorum diyor. Peki ben şunu anlayamadım. Diyelim ki baba bilmiyorum sana çocuklarına şiddet uygulayan bir baba mıydı? Ben hiçbir zaman çocuklarıma şiddet uyguluyor demedim. Onun hayır ben soruyorum. Ben soruyorum. Öyle bir adam mı? Hayır, çocuklarıma değil. Şiddet uygulayan bir baba değil. Değil. Peki babayı istemiyor. Seni niye istemiyor? Beni niye istemiyor? Ben izin vermiyorum Serap Hanım. Ben kendisine de diyorum. Kız olabiliriz. Biz babamla ayrılmış olabiliriz. Değiliz. Sen neye izin vermiyorsun? Onu anlayamadım. Ben Hatice hani arkadaşlarıyla gidip gezmeyi seven birisi. Hani bunları konuşalım. Gidip, bunları konuşalım. Birbirinizi suçlamak yerine. Peki özür dilerim. Ben bir ara vereceğim. Arkadaşlarıyla ilgili de bazı sorular soracağım ama bir aradan sonra devam edeceğim bu konuya. Ayrıca burada bir anne baba var biliyorsunuz. Dün programımıza katıldılar. 2,5 ay önce küçük çocuğunu da alıp bilmiyoruz artık sevgilisi mi yoksa lisedeki arkadaşıydı, hala normal arkadaşlar mı? Evi boşaltıp giden ama 2,5 aydır hiç haber alamadıkları kızlarını arayan, yani Cansu'yu arayan bir aile var. Evet, şimdi enteresan bir kayıp aslında Cansu Köklükaya. Babası Bayram Bey burada, annesi Cemile Hanım burada. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Şimdi Cansu 26 yaşında, ailenin 3 çocuğu var. O 3 çocuğundan ortancısı. En sonuncusu. Evet. 6 yıl önce yani 20 yaşındayken aynı iş yerinde tanıştığı kişiyle evleniyor. 6 ayda nişanlı kalıyorlar. Ve evleniyorlar, bir tane de çocukları oluyor. Evet. Fakat İsmail'le sürekli problemleri olduğunu söylüyor. Mesela ailenin yanına geliyor. Baba diyor beni üzüyor İsmail. Yok yemek yapmadın, yok o, evet, yok bu. Evet. Şimdi bizim Türk ailelerinde eğer ki kızınız şiddet görmüyorsa, çok ağır bir durumla karşı karşıya değilse, hani böyle ufak tefek şeyler için baba evine geliyorsa adettir. Deriz ki kızım yapma, git evine ya, yavruna, çocuğuna. Bak evet, yeni evlisiniz, kurtarabilirsiniz diye gönderiyorlar. Tabii. Evet. Ama bir süre sonra Cansu bu sefer evdeki eşyaları topluyor ve yanında da 6. sınıftan, yani ilk öğretimden arkadaşı İstanbul'dan. Biz öyle biliyoruz Serap Hanım. Siz öyle biliyorsunuz. Evet, siz öyle anlattı, öyle biliyoruz. Kaybolduk. Daha doğrusu şöyle, gidiyor evden, eşyaları da o 6. sınıftan arkadaşım dediği Mehmet'le beraber topluyorlar. Evet. Aslında siz sadece beyaz eşya diyorsunuz ama şimdi evden çıkış görüntüleri var mesela. Evde ne var ne yok Cansu Mehmet'le beraber her şeyi toplayıp gidiyor. Çocuk, yeni ev kuruluyor sanki. Halıları almış bir de, yani halı malı almış herhalde. Vallahi, biz o gece oraya gittik ama gitmedim. Ben hatta o gece işe gidecektim, gitmedim. Oraya gittik bu oğlum eşimle beraber. Yani ev tabii ki dağınıktı. Ben şimdi yani Allah görüyor, yani yalan söyleyemem. Tabii ki dağıtmış yani, toparlamadan almış eşyayı gitmiş. Şöyle ama bizim haberimiz hani yok. İlk şöyle bize yansıtıldı ya, beyaz eşyalar satıldı filan. Hayır, bildiğiniz sanki çeyizini,
Onları siz mi aldınız, kocası mı aldı bilmiyorum ama bayağı evdeki eşyalar toplanmış. Sanki yeni bir eve gidiliyormuş gibi ev kuracak kadar eşya götürülmüş. Evet. Sonra bir hafta sonra abiyi arıyor ve diyor ki benimle gel buluş. Efendim babamı getirme. Çünkü baba daha önce gönderdiği için. Evet. Siz orada baba gitti, siz gitmediniz. Gitti, beraber gittiniz. Evet. Beraber gitti. Hatta babadan kaçmaya çalıştı falan ama sonra yanında o 6. sınıftan arkadaşım dediği, sınıf arkadaşım dediği Mehmet. Evet. Mehmet'in annesi, kız kardeşi. Evet. Hepsi yanında onun. Evet, oturuyorlardı böyle bir masada, kahve içiyorlardı orada. Hanginiz sordunuz? Kızım bunlar kim? Arkadaşım ben dedi yani bunlara sığındım. Bunlarda kalıyorum dedi. Mehmet'i mi arkadaşım olarak tanıttı, kız kardeşini mi? Mehmet'i de onun kız kardeşini de annesinin de. Arkadaşım. Ben bu ailede kalıyorum dedi. Biraz burada kafamı dinleyeceğim dedi. Evet. 15 gün dedi. Peki mesela İstanbul'da okudular ya aynı okulda. Evet. Siz okuldan hani veli toplantısı olur, gidilir, gelinir. Mehmet'i onun sınıf arkadaşı olarak tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Benim kayınpederim vardı. O veli toplantı olarak hep o gidiyordu yani. Yani Mehmet'i hatırlamıyorsunuz. Evet, hatırlamıyorum. Mehmet'in 6. sınıftan sınıf arkadaşı olduğunu size Cansu söyledi. Evet. Doğru mu? Evet. Siz de dediniz ki hatta demiş ki ben bir 15 gün kafamı dinleyeyim bunlarda kalayım. Evet. Aileye güvendiniz mi? Nasıl tipler? Güvenmedik ama hani kızımız gelmek istemedi bizimle. Kızımız gelmedi Serap Hanım. Gelmedi. Baba dedi beni zorla getirmeye kalkma dedi. Yoksa canıma kıyarım dedi. Zorla ben götürmeyin dedi. Hatta öyle. Biz şimdi onu hani tutup da getirsek. Yani. Hepsi bak. Biz zor durumda kalacağız orada diye biz ona hani şey yapmadık. Serap Hanım tam 2 saat uğraştım kızımı ikna etmek için. Bir türlü ikna edemedim. Peki 2 saat konuştuğunuza göre kocasından dert yanmıştır. Boşu boşuna kaçtım demeyecek. Ne diyor? Zaten kocasıyla aradık problemler işte. İşte şöyle. Neymiş problemi, derdi neymiş? Bunun ablası devamlı bunların evine işine karışıyormuş yani. İşte pantolon giyiyormuş. Bizde pantolon giyilmezmiş. Öyle demiş ablası. İşte yani dar pantolon giymişim. Ablası, tabii ki ya, o da yayına bağlanıyor i̇şte, ama benim hocam, şeyim yok yani. Söylemem yemek yapıyor evde, gelmiş eve yemeği sen çok yapmışsın. Bu kadar ne gerek var? Fazla karışıyormuş. Evet, evet yani ben ama olayların iç yüzünün öyle olmadığını duydum. Şimdi çok önemli bir ayrıntı var burada sevgili seyirciler. Evet. Şimdi bu kızcağız 6 yıl önce evlendi ve Tekirdağ'a gelin gitti. Evet. İstanbul'dan sınıf arkadaşım dediği ve evi beraber boşalttığı Mehmet denilen kişi de 5 sene önce falan ailesiyle birlikte gidiyor, Tekirdağ'a yerleşiyor. Evet. Şimdi biz bu 5 yıl içinde, son 5 yıl içinde Cansu'yla Mehmet'in görüştüklerini, görüşmediklerini, en son beraber işte kokoreççide çalışıyorlar. Ama onun öncesinde karşılaştıklarını sosyal medyadan bir şey buluştuk. Onları hiçbirini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Şimdi çok önemli bir iddia var efendim. Bu 1,5 yaşındaki Aylin var ya. Evet. Torununuz. Evet. Torununuzla ilgili bir iddia var ki bunu ben Cansu'nun eşinden dinlemek istiyorum. İsmail telefonda. İsmail evet. Merhaba. Merhaba. İsmail. Şimdi yok yemek yaptı, fazla yaptı, az yaptı. İşte eve pantolon giydi, giymedi. Evet. Sizin temel problemleriniz bunlar mıydı? Yani şimdi Serap Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çalışıyorum. Doğru mu? Evet. Ben çalışırken, ben eve geldiğimde şu anda evde eşim, evde her şey var. Şimdi burada tüm Türkiye izliyor. Doğru mu? Doğru. Pekala bir insan... Bir eşi eve geldiği zaman eşine bir sıcak çorba vermez mi? Verir. Sen, bir dakika, verir. Sen niye dışarıda yemek yiyip de eve geliyorsun? Ben tokum diyorsun İsmail. Onda yat aşağı. Bir saniye. Söyle bakalım şimdi. Ne zaman ki ben... Bak, sen dışarıda yiyip de geliyor musun yemeğe? Ben her zaman sana söylemiyor muydum oğlum? Ben sana her zaman demiyor muydum? Cansu'nun ararız nasıl? İyi mi? Cansu sana karşı ilgisi nasıl diye ben hep seni ondan gizli aramıyor muydum? Pekala ben sana bir gün eve geldiniz siz de gördünüz evin halini. Bak gördünüz. Ama o da çalışıyor o zaman. Hayat müşterektir. Sen de yapacaksın o da yapacak. Hayat müşterektir. Evin halinde ne varmış Serap Hanım sorar mısın ya? Normal bir yerdi yani eve gittiğimizde. Ben geldiğimde ben kendim yaptım yeri geldiğimde yemeğimi. Hayır.
Ama bakarsan bak, benim eşim de yapıyor. Bana yardımcı oluyor. Cemile Hanım belki şöyleydi. Belki yapmıyordu yemek. O yüzden de bir süre sonra İsmail belki dışarıda yiyip Selam gelmeye Hanım. Başlamıştı. Bak, kızım da çalışıyor ama. Kızım da saat 2'de işten çıkıyor. Gündüz 2'de gidiyor, gece 2'de çıkıyor işten. Eve gelsin, işi bıraktın, yemek mi yapsın buna? Ha gece tabii evet, çalışıyor Selam yani. Çalışmasa Selam desem hadi ben doğru, İsmail. Efendim İsmail. Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Pekala, ben eşimin kokoreçte çalışırken 2.30'da çıkıyordu. Tamam, ona ben kabulüm. Pekala, bu çocuk oldu. Çocuk olduktan sonra bu eşim çalışmıyordu. Ben 12'de veya işten geldiğim zamanlarda pekala neden önüme bir saat sıcak çorba verilmedi? Serap Hanım. Bunlar, bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Saat gece 2'de çıktığında eve, evet. Eve nasıl geliyordu? Tek başına mı geliyordu? İşten çıktığında mı? Gece 2'de çıkıyor dedin ya. Evet. Eve kimle geliyordu? Tek başına mı geliyor? Sen gidip bak, alıyor muydun? Serap Hanım ben şimdi bak çocuk dün yatarken, bak çocuk yatıyordu. Dün akşam ben dün size telefon bağlantısında da söyledim. Bakın o akşam dün evden çıktığımda, tamam mı? Hani dün konuşmanızda reklam arasına girdi, anlatamadım orayı. Gece 11'de. Evet. Evden çıktığımda, tamam mı? Aşağıya iniyor. Güvenlik kameralarında görüşüyor biriyle. Ters tarafa gidiyor. Tamam mı? Evden öbür tarafa gidiyor. Diğer taraftan eve geliyor. Eve geldiği zaman ekmek arası patatese bir şey koyuyor. Ben yatarken benim kapım açılıyor. Asansöre ekmeği, yaptığı ekmek arasını asansöre bırakıyor. Nereye bırakıyor? Asansöre bırakıyor. Ha, birisine ekmek arası patates yolluyor yani. Evet. Peki. Aradan 15 dakika sonra güvenlik kameralarını izliyorum. Hı. O Mehmet denen şahıs evimin önüne kadar geliyor. Eline Cansu'nun koyduğu patates kızartmasını alıp gidiyor. Şimdi ben şüpheleniyorum. Neden bana yapmıyor da bir başkasına yapıyor? Bunun bana açıklamasını yapsınlar. Lütfen rica ediyorum. İsmail sen de şimdi onu niye takip etmedin? Bunun açıklamasını yapın ama. Açıklaması, bu normal mi yani? Son dönemde de oldu bu iş. Son bak, dönemde. Bu tam son dönem bilemiyorsunuz. Bakın hala diyorsunuz ki siz bir sene önce gelmiş. Hayır. Diyor ki 5-6 sene önce gelmiş. Bilmediğiniz konularda hiç değilse peki, bilmiyoruz deyin. Yani o gece asansöre bir ekmek arası patates konuyor. Mehmet o alsın gittiği diye gece Serap Hanım o gittiği gece tamam oluyor. Ama öncesi ya herkes her şey o gece başlamış olamaz değil mi? Tabii evet, ki o kendi öncesi... hani eşinin nasıl hareketleri nasıl bu takip tabii, etmesi lazımdı. Tabii takip etmesi lazımdı. Onu da soracağım. Evet. Onu da soracağım. İsmail, buyurun hocam. Estağfurullah. Evet. İsmail Bey, peki eşiniz o kokoreççide çalıştığı sıralarda mı gebe kaldı? Evet. Yani o zaman henüz çalışıyordu, ondan sonra işi bıraktı. Evet. Şimdi hocam... Kokoreççide çalışırken gebe kaldı, ben de çocuk tedavisi görüyordum hocam. Madem öyle, bak, siz bu konuya girdiniz bak, hocam, ben şimdi en önemli soruyu soruyorum. Senin çocuğun olmuyormuş İsmail. Çocuğunun evet, olması için tedavi görüyormuşsun. Evet, onu bir anlattım. Ameliyat oldu. Ameliyatta oldum ben. Hepsinin kayıtları var. Hı. 1500 TL'yi de ben gönderdim. Eşimden kokoreç. Beyefendi parası yokmuş ya. Peki senin tedavin sonuçlanmış mıydı? Ben tedavim devam ediyordu. Henüz yani henüz doktorlar şunu söyleyebilmiş miydi size? Sizin artık çocuğunuz olabilir, tedavi sonuçlandı diye bir... Hayır, öyle bir şey söylemediler bana, Serap Hanım. Tedavin devam ediyordu bebek olabilmesi için. Evet. Ama eşin doğal yollarla hamile kaldı, öyle mi? Evet. Peki, bununla ilgili doktorunla hiç konuştun mu ya da Cansu'yla hiç konuştun mu? Ben eşime söyledim. Bak, şu anda 81 milyon izliyor. Ben eşime söyledim. Yani ben bak o çocuğun doğumundan bak doğumundan nasıl doğumundan tedavisine kadar hepsine ben ilgilendim. Tamam ben ona bir babanın nasıl bir davranılması gerekiyorken ben o şekilde davrandım. Bak bundan bir saat önce bak bugün bir saat önce çocuğun aşısı varmış. Sağlık ocağından aradılar Serap Hanım bunu lütfen Cansu da duyuyorsa çocuğun aşısını yaptırsın. Bak şu anda bir saat önce beni sağlık ocağından aradılar çocuğun aşısı varmış. Lütfen bak burada çıksın çocuğun aşısını yaptırsın. Ben bir baba nasıl davranıyorsak ben gece çocuk uyumadı
Ben çocukla beraber uyumadım. Sen o zaman bayramda köye gitmeden beni aradılar aşı için, ailenin aşısı varmış diye söylemedin mi? Hı, neye kandırdın bizi? Sen söylemedin bunu. Bir saniye, beni kim aradı aşısı varmış diye? Oradan sağlık hocanın hemşire aramış dediniz. Şimdi aşı konusunu bence bir tarafa bırakalım anne olarak. Ve hayır, ben şuna gelmek istiyorum. Sen henüz senin çocuğun olmuyor. İkiniz de eş olarak tedavi görüyorsunuz ve daha tedavi sonuçlanıp doktorlar size artık tedaviniz bitti demediği halde doğal yollarla eşin hamile kalıyor. Evet. Sen bu konuda herhangi bir şüphe taşıdın mı o dönemde? Ben eşime bir gün dedim ki bak çocuk o zaman 2 aylık falan hamileydi. Bak ben ona eşim de biliyorum. Dedim ki babalık testi yapılıyor mu dedim. Hı. Ne gerek var dedi. Bak ben o zaman bu esas sorun çıktı, çorba morba değil. Ben... Böyle bir şey eşinize söylerseniz buradan çıngar çıkar. Buradan kavga yani, çıktı tabii. Herhalde. Ondan sonra ben bunu söyledim, ben yalan söylemiyorum. Yazıklar olsun sana be. Bak. Adam mısın sen ya? Ondan sonra İsmail, ey bak bu şu çocuğu, ey bak. Lan sana bayağı yazık olsun. O çocuğa da bakacak. O çocuğa da bakacak. Gel DNA testi. Ben var ya, ben seni var ya, ne bileyim ya. Senin bitmek bilmeyen... Neyi mi ordun ediyorsun lan sen? Neyin borcunu ödüyorsun? Ben neyin borcunu ödüyorum biliyor musunuz? Neyin borcunu ödüyorum? Senin kızının... Kendi aldı onları o. Kendi aldı getirdi eve. Evimde bak. Tabii. Evimde. Aldı eve kendisi getirdi onları oğluna... o. Telefon al elin ya. Sen şey avukatsın ya. Sen de işin mi 6 milyon telefondan? Onu söyle bakalım bana, cevaplandır. Bak ben senin çocuğuna... Ben kızıma para göndermek zorunda değilim ben. Bu yaşa çalışacak adam. Ben evimde baktım, evimde. Şimdi, biliyor musun sen bunu? Ben kendim torunlarımla, ben daha çocuğum olmamışken ben sen torunlarımla, ben kendi evimde süt aldım, süt. Senin çocuğuma süt parası gönderdim lan. Bunları neden görmüyorsunuz? Lan ya bayram sen, bir saniye. Böyle böyle şey burada başa vurma. Cemil Hanım, Bayram Bey. Bir saniye, bir saniye İsmail. Bir saniye. Bundayım. Şimdi Nasrettin Hoca'nın dediği gibi hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii. Yani siz kızınızı haklı mı buluyorsunuz? Ben haklı bulmuyorum. O zaman... Haklı bulmuyorum Serap Hanım. Yani kaçtığında... Doğruları söylemiyor ama ben sinirleniyorum ya şu an. Diyelim ki doğruları söylemiyor. Kızınız çocuğunu, eşyaları da topladı ve arkadaşım dediği aslında 5 yıldır orada olan, belki de görüşüp görüşmediklerini bilmediğimiz bir adamla gitti. Ve onun yanında kaldığını siz de gözlerinizle gördünüz. Sonra o adam polislik oluyorlar. Niye? Annesine bir kız kardeşine diyor ki bu evden gidin, biz burada Cansu ile yaşayacağız evet, diyor. Evet. Ve kavga çıkıyor ve olay karakola intikal ediyor. Evet. Bu kadar ayan beyan her şey ortadayken damadınız ne yapmış olursa olsun, diyelim ki çok kötü bir adam, böyle mi yapması gerekirdi? Çocuğunu alıp sizin evinize mi gelmesi gerekirdi? Benim yanıma gelmesi lazımdı. Evet. Peki damadınızın henüz bebekle ilgili tedavisi tamamlanmamışken böyle bir şeyin doğal yollarla olmadığı halde 6 senelik evliler, 1,5 yaşında çocuk. Hadi 2 sene önce, 2,5 sene önce birdenbire kokoreççide çalışırken ve Mehmet'le çalışırken hamile kalması kocayı şüphelendirir mi, şüphelendirmez mi? Siz Selam cevap verin erkek tamam, olarak. Şüphelendirebilirse gelsin DNA testi yapsınlar ya. Şüphelendirir de diyecekti ki bize söyleyecekti. Gelip de bize kendisi anlatacaktı. Yes. Benim kızım... Şey yapma, o kendini şimdi satın. Serap Hanım. Bunu size anlatsaydı bir daha sizinle nasıl yüz yüze bakacaktı? Hocam, sizin kızınız başkasına rağmen. Hocam 1500 TL para gönderdim ben bu beyefendinin parası yokmuş. Ben her zaman destek çıktım bu Serap Hanım. Tedavi parası. 1500 TL para gönderdim evet, ya. Evet, her zaman destek Yalan çıktım ama. Yalan mı? Pekala, şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Senin çocuğunla şüphe varsa gel DNA testi yap oğlum. Bak 2 sene, bak eşimle evli kaldım ben. 2 sene sonra benim eşimin abisine kredi çektiğini öğrendim ben. Eşimi ben yanıma fabrikaya soktum. O esnada ben bankaya gittik. Eşimin abisine kredi çektiğini öğrendim ben. Bankadan öğreniyorum bunu. Bak 2 sene eşim benden bunu sakladı. Parayı da ben ödedim. Sen ödemedin İsmail Bey. Onların şey yapma. Parayı burada anası babası ödedi. Sen ödedin. Bir saniye. Kim ödedi onu?
Kim ödedi? Ben sana göndermedim 5.000 lira parayı. 5.000 lira para gönderdiniz. Siz bana 5.000 lira, geri kalan parayı kim ödedi faizleriyle beraber? Ben burada neler çektim biliyor musunuz? Sizce, bence şu anda para mı konuşulmalı? Evet, yok. Para onu konuşuyor ya. Onu konuşuyor beyhanesi. Hayır, şimdi ne olacak da... Ama baba da diyor ki ben de tedavi için 1.500 lira gönderdim diyorsunuz ya. Kızınız için gönderdiniz. Olabilir. Yani nasıl göndereceğim? Olabilir. Para konusu açıldı ama... Şu anda konuşmamız tabii gereken şey para değil ki. Tamam, yani tamam. Ben şimdi mesela İsmail'in çocuk problemi olduğunu ailede herkes biliyor. Satı tamam, da biliyor. Tamam evet. Ablacığım. Gelsin DNA test yapsın ya. Bu ne var bunda? Gelsin kızım da gelsin, o da gelsin. Nerede kızınız? Şahsın yanında işte. Büyük ihtimalle onun yanında. Nerede? Niye benim İstanbul'da mı işte? Nerede? Bilmiyorsunuz değil mi? Bilmiyoruz yani. Bak Çerkezköy'de olduğunu biliyoruz. Onu da söyledim. Kendisine yalan mı? Şahıs da dün bana kızıyor. Bana bu tavırlar yapıyor. Benim resmimi orayı nasıl ekrana koyabilirsiniz beyefendi, diye. Beyefendi dün akşam beni Sarı bana sağlığınızı ben ona hani kötü var. Anlamda bir şey yapmadım. Sizi mi aradı? Aradı. Evet, eşim aradı. Ve gizli numaradan bizi aradı. Gizli numaradan niye arıyorsun? Bir, bizim ekibimizi de aramış. Evet. Gizli numaradan yani niye arıyorsun? Yani ben bunu koydumsa buraya. Bunu, yani güzelliği mi şey yapmış burada bunu? Bir dakika. Gizli numaradan niye arıyorsun? Bir de Antalya'dayım falan diye yalan söylüyorsun. Baştan o bana jandarmadayım dedi. Belli ki Antalya'da olmadığın, Antalya'dayım dediğin için çok belli. Bu kadın henüz evli, nikahlı. Evet. Bir kocası var. Niye yardım ediyorsun? Niye yardım ediyor? Göstereyim. O görüntüleri de göstereyim isterseniz. Şimdi de bu görüntülerden sonra da asıl. Şimdi Hasan Bey yok ama hocam da bunu cevaplayabilir. Herkes de bunu zaten cevaplayabilir. Şimdi burası Cansu'nun kocası İsmail'le birlikte yaşadığı ev. Evet. Yani onların mahremi. Ha. Doğru mudur? Tabii. Ha, şimdi Cansu buradan bütün eşyaları yüklüyor. Çeyiz götürür gibi yüklüyor. Kamyonu dayamış. Yanında da Mehmet. Şimdi Mehmet dış kapının mandalı. Bu evden bu eşyalar alınırken birlikte girip taşıyor ya. Bu Mehmet sizce, hukukçulara da soruyorum, hırsızlık yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. Şimdi ben tabii hukukçu değilim, bunu net cevaplayamam ama bir vatandaş olarak vicdanım gereği söyleyebilirim ki bu olmaz. Yakışık alan bir şey değildir. Ben de yakıştırmadım bunu. Ben bunu yakıştırmadım. Bu ne? Ben bunu vicdanıma sığdırmadım. Bunu açıkla o zaman bize, isimsiz numaradan arayacağına. Yani değil mi? Değil mi? Evet. Açıkla, madem bu kadar yüreklisin. Bir kadının evine girip, kocasıyla yaşadığı eve girip o eşyaları kamyona yükleyecek kadar yüreklisin. Ben yerden bir çabalmaya korkuyorum. O evi nasıl boşaltmış bir şekilde? Kaldı ki eğer o kadın seninle gidiyorsa o eve hiç dokunma. Eşyalara bile dokunma tabii, demen yani, lazım. Yani. Bir erkek, niye bunun aklına fikrine girip de bu şekilde Serap adam Hanım, öyle ya da böyle o evi eşya almış. Serap Hanım benim zaten en fazla kızdığım kızıma bu. Sen eşyadan ne istiyorsun? Nokta zaten. Gel zaten benim yanıma. O yüzden... Şey yapmıyor. Bayağı ben adattım, her kızdım, şeyi bak. Taşıyor adam. Hatta İsmail'i biliyor. Yatakları bile taşıyor. O akşam zaten ben de orada deliye döndüm. Bu evi öyle görünce. Yani evi halini öyle görünce ben de deliye döndüm. Yalan yok yani. Şimdi İsmail. İzle oradan, izle. İzle oradan. Ha. Hayır yani eşiyle beraber yattığı yatağı da taşımışlar. Yatak taşıyor. Bu ne yatak çirkinlik değil ya? Birkaç parça bir şeyler almış. Yatak arkadaşlar şey. Hasan Bey bir arayın da sorun. Yani. Bu Mehmet'in burada yaptığı şey nedir? Bir başkasının evine kadın kapıyı açmış bile olsa... Girip ortak eşyalarını alıp götürmek bir suç mudur değil midir? İsmail, evde bütün bu eşyalar, yataklar, beyaz eşyalar, televizyonlar gidiyor. Bunları kim aldı? Serap Hanım, biz düğünden önce biz bunları almıştık. Televizyonu yeni aldım. Hı. Bak evet, televizyonu yeni aldım. Eşyaları falan düğünden önce almıştık. Kimle aldınız? Eşyaları tabii ortak mı? Kızım da çalıştı. Yok, kendisi o da çalıştı. Kendi... Cansu'yla aldığımız eşya bulaşık makinesi vardı bizim. Hı. Bulaşık makinesini burada beraber çalışırken aldık. Televizyonu falan ben şu anda çalışırken aldım. Daha yeni aldım. Anladım. Borcunu bile bitirmemişsin. Serap Hanım, televizyon daha önce vardı. Çocuk düşünmüş, televizyonu kırmış. Daha taksitini bitiremedim. Daha 4 tane daha taksitini ödüyorum ben şu anda. Bak kullanamadığım eşyaların taksitlerini ödüyorum ben. Şimdi karı koca arasında şu olmaz tabii ki de aynı evde yaşadığın sürece. Makineyi ben aldım, öbürünü sen aldın. Ya ama hayır, beraber hani. Tabii ki ortak ama. Ortak malımız. Şu anda şöyle bir şey var. Ben karakola ifademi vermeye gittiğimde de bak şunu da izah edeyim ben size. Bana çocuğumu aramıyorsunuz.
diye intihapta bulundular dün. Bana dün karakolda denilen şey şu: ben adaletime güveniyorum. Sonsuza denk güveniyorum. Doğru mudur Selam Hanım? Tabii ki de güvenmelisin. Bana dedikleri şey şu: sen ne kadar çocuğun babasıysan o da annesidir. Annesinin yanında güvendedir. Bana bu şekilde söylediler. Evet, ama annesi bir başkasının yanında kalıyor. O kişinin yanında güvende mi onu bilmiyoruz. O Mehmet'i tanımıyoruz. Bak, acaba güvende mi? Bak onu da söyledim hocam. Hani bak başka biriyle gitti ama dediler çocuğun yaşı küçük olduğu için annesinde kalması doğrudur diye bana bu şekilde söylemde bulundular. Olayların özünü detayını bilmedikleri için belki öyle bir yorum yaptılar ama işin aslı öyle değil. Aslı şöyle: anne olarak da eğer senden habersiz çocuğu götürüp uzun bir süre 2,5 aydır haber alamıyorsan o çocuğun hayatından endişe etmelisin. Evet, ben kaç sefer ettik biz kenar acımızdan çor oraya. Biz 4 sefer gittik kenar babamızla. Biz avukatımla beraber biz gittik. Konuştuk. Hatta jandarmaya dahi yazı da gönderdi. Babamların, kayınpederlerin o bana söylediği şeyi. Çerkezköy jandarmasına oradan aradılar beni. Peki İsmail, şimdi telefonda avukatımız Hasan Bey var. Ben bu Mehmet'in buradaki durumunun bir suç teşkil edip etmediğini öğrenmek istiyorum. Evet. Hasan Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar, selamlar. Teşekkür ederim. Sizce bu görüntülerde başkasının evine girip onunla birlikte, kadınla birlikte bu eşyaları kamyona yükleyen Mehmet bir suç teşkil ediyor mu yaptığı davranış? Yani şöyle, evlilik birliği içinde edinilen her şey ortak biliyorsunuz Serap Hanım. Evet. Dolayısıyla eşin rızası ve izni olmadan söz konusu eşyaların diğer eş tarafından izinsiz bir şekilde evden çıkartılması o eş açısından güveni kötüye kullanması suçtur. Ama Mehmet açısından eğer ki bir şekilde o eşyaların evden çıkartıldığı biliniyor idiyse biz buna hırsızlık suçtur. Hırsızlık diyoruz. Buyurun. Evet, yani şu görüntülerde de görüyoruz. Mehmet kendi evini taşır gibi sırtlamış. Evet. Her şeyi götürüyor, kamyona yüklüyor. Ben Mehmet'in de yani eşinin, yani Cansu'nun eşinin rızası olmadı zaten herhalde. Öbür türlü zaten beyefendi de orada olurdu eşyalarını çıkartmış. Dolayısıyla eşinin rızası olmadığını biliyor ise Mehmet açısından Türkçe derken yani buna hırsızlık diyebiliyoruz değil mi? Diyebiliriz, evet. Diyebiliriz. Bravo. Şimdi İsmail, sen bence ilk yapman gereken şey bu Mehmet'le alakalı, bu suç teşkil eden fiille alakalı şikayette bulunmak, evet, olmalı. Yani gerçekten hırsızlık suçu işlediğinin bir avukatın, bir hukukçunun ağzından duyduğumuza göre bu suçlamayı rahatlıkla gidip yapabilirsin. Bu bir. Deliller de var, görüntüler de. Zaten diyor ki bakın, eğer eşlerden biri bile yapmış olsa bu güveni kötüye kullanmaktır. Çünkü açılmış bir boşanma davası yok, boşanılmış, evet, değil, hiçbir şey değil. Evet. Aynı evde yaşamaya devam ederken taraflardan biri ortak edinilmiş malları alıyor ve kayıplara karışıyor. Böyle bir şey olamaz. Yanında da bir erkek var. Artık ne kadar delikanlı ve ne kadar cesursa arasın Serap Hanım. Bizi arayıp, heh, görünen numaradan bile arayamayan, ha, ama burada arayacak da bugün. Burada baya baya eşya taşıyan bir adam var. Sen nasıl bir adamsın ki kadının evinden eşyalarla beraber çıkıyorsun? Diyeceksin ki o eşyalara dokunma bile. Dokunma bile diyeceğin yerde görgüsüzce o eşyalarla ev kurmak için herhalde. Yani yüklüyorsun kamyona. Kadını götürdüğün yetmiyor. Çocuğu götürdüğün yetmiyor. Eşyaları da topluyorsun. Sonra bizi bilinmeyen numaradan arıyorsun. Evet. Ondan sonra da bu cansız sana güveniyor mu, ne yapıyor? Benim yanımda değil i̇şte, diyormuş. Benim kızımın güvendiği adam işte. Buyur. Evet, ben. Buyur. Artık görsün yani. Görsün yani. Adam mıymış o? Buyur benim, yani. Benim kızım illa gibi duyuyor şimdi, görüyor. Sen böyle adamla mı çıkıyorsun ula? Benim yanıma gelemedi mi? İsmail, ben yanında sana bir şey belki soracağım. Belki yanında, belki yanında değil. Yanında, onun yanında. Ya yani yanımda değil diyor da tabii ki öyle diyecek yani. Ya yanında değilse diye. Öyle diyor. Yanında değil. Ay diyor. Yanında değilse o zaman de ki arkadaş benim numaram, ha, bu. Yerim şu. Gelin ben dedim yani. Ben sen gelin, normal bir numaran yok mu dedim. Dedim Karakoldayım dedim. O zaman bekle ben oraya geleyim dedim. Sonra da Antalya'dayım, güvenlik yapıyorum ben dedi. Tabii. Yani doğru demiyor. Eğer Antalya'dayım diyorsa zaten Antalya'da değil demek. Yani. İsmail, senin evde çocuğuna ait eşya bir şey
biberon, kıyafetleri hep duruyordu. Ben bir saniye. Orada... Var mı bir şeyler? Hepsi duruyor Serap Hanım. Hocam DNA testi alabileceğimiz bir şey tabii. Çıkar mı oradan? Çıkar. Yani tamam. O biberonun emziğinden bakıldığı zaman veya kullandığı bebeğin direkt işte ağzına aldığı, kullandığı, ellediği ama en çok biberon emziği yıkanmadıysa oradan direkt Serap Hanım ben de söylüyorum. DNA testi yapılsın. Yıkanmıştır. Yapılsın. Bu çocuk bak. Yıkanmayan eşyasını bir kağıt. Tek tek konuşalım. Yıkanmayan bir eşyası var ise onu kağıt torbaya koyarsınız. Kağıtta olması önemli, nem yapmaması. Kağıt torba ile birlikte gönderirsiniz. Onu kendi kanınızı da verirsiniz. Onu iki numune arasında izolasyon yaparız. Bakılır. Hocam, yani onda bir şey yok. Biz onları bakılır. Yaparız. Şöyle yapalım. Evde bir çekim yapalım. Evde siz de görün hocam. Şu olur, bu olur, bu olur deyin. Birkaç tane çocukla ilgili materyal toplayalım. DNA örneği olabilecek şeyler. Saçı vardı herhalde değil mi? Şeyde resimde saçı gözüküyor. Onu taradığınız saçları bir şey var mıydı? Saç, o taraktaki kıllardan da bakılır. Tarakları falan duruyordu hocam. Çekmecede duruyordu. İnşallah işte onda kılık almıştır. Saç kılık almıştır. Şey oradan bakılır. En kolayı. Şimdi bu çocuk bunu çıkarsa. Beyefendi şüpheleniyor ya. Nasıl çocuğu yarın bu çocuğa bakacak, yüzüne bakacak? Yani bunu vallahi kendi suçluyor. Bakacak çünkü sizin kızınızın durumu ortada. Evet. Çünkü bunda şüphe çekecek taraflar var. Benim kızım çünkü... Bence gerçeklerle yüzleşin. Yani kızınız kapıya arabayı, kamyonu dayıyor. Bir tane adamla yok işte 6. sınıftan arkadaşım diyor. Onunla birlikte gidiyor ve siz o kızı görüyorsunuz o adamın yanında zaten. Ben ve, kızımı bak her şeyin tamam. Ben şey son güne bakıyorum. Bilemezsiniz. Ben adım gibi bak. Ben kızım o şeyi yapmaz. Ben eminim onu yapmaz. Kızımdan. Ben abi. Bakın İsmail... siz de bir erkeksiniz. Böyle bir durumda siz de olsanız daha da tedaviniz tamamlanmamış. Doktorlar tedavin tamamlandı. Artık çocuk sahibi olabilirsiniz dememiş. Birdenbire doğal yollarla bundan şüphe duyabilir. Ya, hele hele orada çalıştıktan sonra ve o adam da orada çalışıyorken sonra da o adamla gitmişse daha çok şüphe duyarsınız. Peki o ameliyat oldum demiştiniz. Ne zaman olmuştunuz İsmail Bey? Evet hocam onu sor. Efendim? Ameliyatı ne zaman olmuştunuz? Ameliyattan sonra bu gebe kaldı. Bir dakika yani ameliyattan ne kadar sonra gebe kaldı? Öyle sormak lazım evet. Ameliyattan 1,5 yıl falan sonra. O arada herhangi bir ilaç tedavisi alıyor muydunuz? Evet kullanıyordum hocam. Ben ilaç tedavisi falan kullanıyordum ama benim değerlerim çok düşüktü. Ha, devam etti ameliyattan sonra yani onunla varikoz şeyle ilgili değilmiş o. Başka sebebi varmış tamam yok yani ameliyatla ilgili değilmiş. 1,5 sene sonra devam yani ediyorsa. Çünkü doktorlar da demiş hocam bitti tabii tedaviniz diye. Tabii. Şimdi hocam, Mehmet. Şöyle bir şey daha var. Söyle. Bunu da açığa getireyim. Bana Cansu'nun abisi 2 tane numara attı. 2 tane numaranın ikisi de Cansu'nun üzerine. Birini Cansu kullanıyor, diğerini Mehmet kullanıyor. Benim paramla alınan hatları bu Mehmet denen şahıs nasıl kullanıyor ya? Bir dakika, ben bunu merak ediyorum. Nasıl benim evime onları kapattı. Ver mahkemeye. Bana bunu açıklamasını yani yapsınlar sen, ya. Ya onlar nasıl yapsın açıklamasını? Ben nasıl yapayım sana İsmail açıklamasını? Ben mi kullanıyorum seni yaptığını? Açıklamasını ben yapacağım. Sen araştırma biraz da. Ben buraya çıkmasam sen zaten çıkmıyordun. Çocuğu aramaya, eşini aramaya. Ben kim çıktım cahilliğimden. Ben aradım da çıktım buraya. Adaletin bak. Nizami bir şekilde görsün aradım. Sahip, ve gereken yerlerine... Ya seni annen baban aradı köyden. Ne yapalım? Dürler dedi. Biz televizyona mı çıkalım? Ne yapalım? Bu çocuktan haber yok. Kızdan haber yok diye. Biz sana dedik ki ben utanıyorum diye avukat. Buraya gelmek istemedi avukat ya. Avukat efendim. Avukatım ilgileniyor. Ama utanıyormuş. Ulan utanabilir bakın, yani. Serap Hanım, karısı Serap Hanım, eşyaları bir adamla beraber topluyor gidiyor. Adam utanıyormuş. Serap Hanım ben utanmayayım uzman. Serap Hanım. Ya sen evlat. Efendim söyle Mehmet. İsmail. Serap Hanım şimdi bakın. Ben de olayın yaşandığı gün akşamları ben karakola gittim. Ben karakola ifademi verdim. Sonradan bana abisi Cansu'nun yazdığı bir tebrikatla bana bir haber geldi. Onunla abisi gönderdi bana WhatsApp'tan. Ben avukatımla beraber gittik. Boşanma davası açtık. Tamam mı? Hı hı. Biz hukuki olaraktan devletimizin bize verdiği
hiçbir şekilde yasa dışı işlem yapmamak amacıyla biz devletimizin kolluk kuvvetleriyle aramaya başladık. Bravo, en güzeli. Doğru mudur efendim? Zaten aslında sizin yaptığınız doğru. Çünkü olayın sıcaklığı içinde Cansu Hanım'la karşılaşsanız ne olacağı da belli olmaz Mehmet Bey'le veya Yani doğrusunu yapmışsınız. Doğru bence. Mu? Hocam ben şimdi kolluk kuvvetlerine, ben devletin kolluk kuvvetlerine güvenmeyeyim de ben kime güveneyim? Tek başıma ben şimdi nereye gideyim hocam? İsmail, sen de haklısın. Sen bu yollara başvurmakla ama senin karın bir gün işte boşanırsın, bir başka kadınla evlenirsin, o biter ama onların evladı, onlar da buraya çıkmakta haklı. Çünkü onlar 2,5 aydır ondan haber alamıyorlar, torunlarından haber alamıyorlar. Yani onlar da buraya çıkmakta haklı. Endişeleri var. Tabii ki kızdıkları yönlerde var. Baba da kızıyor. Sana hak verdikleri yönlerde var. Ona kızdıkları yönlerde. Ama o evlat ya. Evlat. Ne yapayım? Yani evlat. Hocam, hayır canım, olur mu öyle şey? Tabata mı gitsin? Olur mu öyle şey? Ama lütfen. Yani karşılaşacağınız şeylere de hazır olun. Serap Hanım bak, ben işten çıktım. Uykusuz halinde bak, 2 gündür buraya geliyorum. Bak şu an gözlerim kan akıyor. Biz daha bugün sabah işten çıktık, buraya geldik. Dün buradaydım. İşe gittim, buradan varınca sabah işten çıktım, buraya geldim. Çok biliyorum, çok zor bir şey yapıyorsunuz. Evet, zor bir şey tabii. Ve zor da bekliyorum. Ama benim kızım hakikaten gevur musun be? İnsan bir arar kızım, insan bir ara ya. Ya sen, ben sana ne kötülük yaptım ya? Seni ben zorla mı dedim ya? Allah sizi ya, ne bileyim ya. Sen demedin ben senin kızının gitmeyeceğini. Ayaklarına kapanıyordun İsmail. Ya konuş. Benim ayaklarıma kapandı bu İsmail. Benim kızım nişanlıyken bundan ayrılıyordu. Nişan atıyordu, sen nişan attırmadın benim ona. Benim ayak, baba dedi bizi ayırmadı yavlardı. Gene de ben kapanmadın mı ayaklarını mi? İsmail? Söyle, konuşsana şimdi oradan. Serap Hanım, erkekliğimi yediremedim. Nişanı bozmadım. Kızım beni dinledi, gene şey etti, devam etti bundan. İşte yapmamak lazım belki. Keşke, evet. Keşke ayrılsaydı. Yani o zaman çocuklar... nişan atıyordu ablanın konuşmalarının yüzünden. Cemile Hanım, sen şimdi İsmail'i neyle suçluyorsun? Serap Hanım. Benim kızım nişan atıyordu. Aynı yere çalıştık biz Serap Hanım. 6 sene önceden bahsediyorum. Evet. Geçti gitti. Biz beraber çalıştık. Gitti. Bitti. Ben dedi İsmail'den ayrılmam anne dedi. Seviyorum dedi. Yani olacak şey, yani bunlar benim başıma gelecek yani... O zamandan belli miydi acaba? Ben değil, onu düşünüyorum. Değil, hiçbir şey belli değil. Hanım, bundan... Oluyor, insanlık hali. Herkesin başına bir şey gelebiliyor. Ama bunun Serap için... Hanım, bak ben lafını kesiyorum, özür dilerim. Estağfurullah. Ben İsmail'e dedim, bak oğlum anlaşamıyorsunuz, gelin güleyinle boşanın. Ben bir yıl önce kere dedim ya. Onların arasını yapmıyorum. Aranız iyi değil oğlum dedim. Bak anlaşamıyorsunuz, ilk boşanan siz değilsiniz dedim. Gelin dedim, anlaşamıyorsunuz, bitirin bu işi dedim ya. Ama kızını da geri gönderen sensin. Kız gelmiş biz ya. Bu da ya, ben boşamadım ya. Yani bayılıyor ya bu beyefendi. Düşün kazık bayılıyor ya. Tek tek konuşun. Hocam yani, bayılıyor ya bu böyle deyince. Bizde ayrılmak yok da ya. Düştü bu, bayıldı. Önümüze düştü. Ne yapalım? İş vallahi ben olsaydım böyle. Ben ağlayacağıma sen ağla. Kızım seni istemiyor. Kötü davranıyormuşsun der. Yürür gider. Ablasıyla beraber birlikte oldular o zaman. Benim kızım hani boşanma aşamasındaydı o zaman. Bundan 2 sene önce. Ben yıllık izinimde oraya gittim. Hani geldiğinde benim oğlum da oradaydı. İsmail Bey'e çağırdık ablasını oraya. Hani çay may içerken dedik İsmail senin siz yapamıyor musunuz dedim. Aynen böyle orada bak dinliyor. Bu şimdi bardağı bıraktı masanın üstüne böyle vurdu. Kapıyı çekti gitti. Yani yere, boşanın yere ya. Doğru yürüme. Madem yürünmese ayrılın dedik yani. Ya boşanmak tabii ki kolay bir şey değil. Yapamıyorsun dedim. Ayrılın dedim ya. Hemen peki siz dediniz ayrılalım. Çok zor bir şey yuva yıkmak ama... Hocam, bir şans o da vermiş olabilir ama sonuç böyle olmamalıydı. Ama hocam, ben bunu da böyle olmasını istemiyorum. Annesinin ben... babasının evine gelsin, aslan gibi babası yani, var arkasında duruyor. Ben her zaman öyle... destek oldum çocuklarıma. En çok kızımı kızdığım olay bu. Oluyorum ha, ben. Sen niye şimdi bak eşyayla? Bravo. Ben sana bilmiyorum ya kızım. Abisine sen... güveniyor. Şimdi ya. Bu Mehmet var ya, bunun kız kardeşi ya da ablası Esra telefona bağlanacaktı. Abimin yanında değil demek için. Cansu ile ilgili. Fakat biz bu görüntüleri yayınladık ya. Mehmet orada eşyaları sırtlanmış taşıyor ya. Evet, onları görünce telefonu kapattı, açmıyor Serap şimdi. Serap Hanım, evet. Belki de eşyaları da satmadılar bunlar. Belki ben eşyaları sattıkları emin ben değilim. Ben sattıklarını düşünmüyorum. Ben eşyaları sattığına emin değilim hiç. Kurdular. Hayır, belki satmadılar hocam. Ben sattıklarını yani düşünmüyorum. Yatağı mataniye, hadi beyaz eşyayı satsınlar. Yatak para etmez ki. Ya. Yatak onlar yani, ufak halı parçaları falan. Yataklar herhalde duruyordu. Yok yatak değil. Yok, yatak falan duruyor. Yataklar herhalde inmemiş. Yataklar duruyor derde. Halı, mal almış işte, halı haram. Halı almış, kıymetli şeyleri almış yani. Kabuk acılar hepsi duruyor. Ben dolandım Serap'ım. Ya sen adam olsan bir kere, adam olsan bu kız seninle gitmiyor bile olsa. Bağlanacaktı bugün buraya bu hani akşam öyle diyordu. Ha, gitmiyor bile olsa
Ya sen nereye götürüyorsun bu eşyaları? Bırak, orası da bir ev. Sonrasında bakarız filan dersin. Mehmet sen bu İsmail sen bu Mehmet'i kokoreççide gördün, tanıştın. Karının iş arkadaşı. Sana peki benim şeyden 6. sınıftan İstanbul'dan arkadaşım filan dedi mi? Hayır efendim, bana öyle bir şey söylemedi. Sen ne zaman öğrendin sözde sınıf arkadaşı olduklarını? Ben kaçtıktan sonra öğrendim. Benim İstanbul'dan okul arkadaşlarını falan. Kaçtıktan sonra öğrendin. Evet. Ben de bilmiyordum bak Serap Hanım böyle olduğunu. Sen hiçbir şey farkına varmadın mı bunun hani böyle bileyim? Çalışırken hiçbir şey farkına varamadın peki. Hiç sen şey farkına varmadın mı? Peki ben şimdi burada bir virgül koyacağım. Ben sana her zaman. Bu arada bugün sana bir kamera göndereceğim. Yani bütününü çekmek için değil. Sadece hocam orada delil olabilecek, DNA özelliği taşıyabilecek neler var onları görebilsin diye. Sen çocuğun eşyalarını falan bir lütfen ortaya çıkar. Bir bakalım seninle bir DNA testi yapılsın. Çünkü en büyük kavganız yapalım benim hocam, duyduğuma yapalım. Göre bence de yapılsın. En son evet. Bu çocukla ilgili olmuş. Yapılsın da çünkü bu Mehmet olayı ortaya çıkınca bir gümbürtü kopmuş işte o asansörde yemek vermeler vesaire. Hocam bir virgül koymak zorundayım çok özür dileyerek ve İbrahim Bey'e geçeceğim. İbrahim Bey evlendirilme vaadiyle bir aracı tarafından dolandırıldığını iddia ederek programımıza gelmişti. Şu şeye bakın ki talihsizliğe karşı tarafta diyor ki ben onu dolandırmadım. İbrahim Bey beni dolandırdı diyor. Benden diyor işte define için onun için el yazması Kur'an-ı Kerim falan diyerek paralar aldı diyor. Bakalım hangisi doğru söylüyor. Birbirlerini dolandırıcılıkla suçladılar. Kozlarını canlı yayında paylaştılar. İbrahim ve Özcan yaptıkları suçlamalarla izleyenlerin ağızlarını bir karış açık bıraktılar. 10 milyar benim bunda alacağım var. Ben doğruyu söylersem bu yüzü konusunda bütün çevren sana bunun hesabını sorar. Kim kimi dolandırdı? Kesinlikle herkesi o dolandırdı. Size gönderdiği para var. Bir tane var. Başkaları da dolandırıldı mı? Özcan Hanım diyor ki asıl bizi İbrahim Bey dolandırdı. Define işi yapıyordu. Tanımam bile. Defineyle benim işim olmaz. Tekeköy bile o adamın defineci olduğunu bilir. Ben şimdi köye sesleniyorum. Kim? Özcan Hanım kimin kapısını çaldı? Kimden para? Kimden altın? Kimden bilezik? Neyse ne aldıysa onlar tek tek söylesinler. İbrahim ve Özcan'dan organize işler. Birazdan. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi siz birisini aracı oldu ve beni dolandırdı. 11 ay boyunca bir hayali nişanlı yarattı bana Merve diye. İşte bilinmeyen numaralardan arandım. Bir sürü paralar harcadım derken karşı tarafta sizi aslında tam tersine kendisini dolandırmakla suçluyor. Dün Özcan Hanım bayağı bir konuştu. Şimdi Özcan Hanım yine muhabirimiz Murat'ın yanında bir merhaba demek istiyorum. Özcan Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım. Murat'cığım merhaba. Serap Hanım ben bu Serap Hanım. Ha, söyle. Bugün ben kendi isteğimle çocukları çağırdım. Dün şimdi biraz stres içindeydim. Çocuklarım, kardeşlerim yani akrabalarım beni aradığı için telefonda biraz moralim bozuldu. Onun için şimdi ben yani gerçekleri anlatıyorum. Önce beni televizyonda seyredip de böyle sevinen insan varsa önce arkasına bakacak. Ondan sonra benim için sevinsinler. Ben kesinlikle bu İbrahim'in bana attığı suçları kesinlikle kabul etmiyorum. O elindeki kağıtları tamam bize 26 milyar attı ama bizden 36 milyar lira para aldı. Dedi ki Almanya'ya dedi. Ben dedi bir kitap var dedi. Kaç bin senelik kitap dedi. Çünkü benim eski köy halkı bilir. O da arkadaşlarından duymuş. Onun yanına geldiği için dedi ki buna dedi. Bu yalan söylüyorsun. Ben senin eşini hiç görmedim. Ben senin eşini de tanımıyorum.
anam. Açık. Serap, hayır. Bak, hayır, benim alnım açık. Ben buraya sahaya geldim. Beni bütün herkes Serap beni duysun, görsün. Sen de alnın açıksa istiyorum. Gel bu buraya. Veyahut da kameraya yüzünü aç. Herkes seni görsün, tanısın. Serap, yalan söyleme. Hayır. Şimdi Allah'tan korkmuyor musun? Sen nasıl can vereceksin? O biraz akıldan yayan akıldan. Özcan Hanım, ben size Serap, bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Söyle. Ben aklımdan yalan değilim. Yarın giderim doktora, akıl sağlığım yerinde diye rapor da getirebilirim. Kendine güveniyorsan, her şeyi kendine güveniyorsan gel buraya veya yüzünü aç, yüzünü aç. Bak. Herkes seni duysun. Ben benim alnım açık, yüzüm ak. Şimdi ben Özcan Hanım'a bir şey söyleyeceğim. Allah'ıma şükürler olsun. 61 yaşıma girdim. Ne bir kimseyi dolandırdım. Hep uğraş verdim. Hani sen bana ondan bundan para istesen desen, ha tamam derim. Amenna. Oğlum hasta olduğunda da, oğlum benim pankreas hastasıydı. O zaman herkesten para istedim yavrumu kurtarmak için. Ama kesinlikle ne bir insana evlendirdim, ne bir şey yaptım. Bu ilk önce yalan konuşuyor diye. Peki, Özcan Hanım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Senin lütfen arada bir girmemize müsaade et. Yani sen tek başına olayı alıp anlatıp gidemezsin. Araya girmemiz lazım. Ha. Çünkü sen de bazı iddialarda bulunuyorsun. Şimdi mağdur olan ve dolandırılan sensen eğer Özcan Hanım. Ve diyorsan ki alnım açık. Dön bana, göreyim yüzünü. Alnın açıksa benimle konuşmak istemem. Dön. Madem hiçbir seni bağlayan hiçbir şey yoksa, mağdur olan, dolandırılan sensen, neden yüzünü saklıyorsun? Evet, neden yüzünü saklıyorsun? Ben şimdi neden, bir dakika. Ben şimdi neden, Allah'ıma şükürler olsun Serap Hanım, niye yüzümü saklayayım? Ama ben çünkü oğlumdan çekiniyorum. Benim oğlum o adam da bilir. O yüzden ben tek Allah'tan oğlunuz Allah'tan sizin korkarım. Yüzünüzü tanımıyor mu? Tanımayacak mı? Neden çekiniyorsunuz? Ya şu anda oğlunuz senin canlı yayında olduğunu, konuştuğunu, bulunduğunuz köyde seni herkes tanıyor. Kimden saklıyorsun yüzünü? Onu bir öğrenmek istiyorum. Ben, az bana bak. Kesinlikle hiç kimseden yüzümü saklamıyorum. Zaten benim resmimi o çaldığı gibi ben kesinlikle ben ne korkacağım yüzümü saklasam? Hiçbir kimseyi evlendirmedim. Ben de oraya dekontları gönderdim. Ben bu adamla hukuk yolunda şey yapacağım. O, bizim esasında 10 milyonu alacağımız var. Siz Serap Hanım ona niye sormuyorsunuz? Bana şey sor, Yunanistan'daki bana. Adama niye para gönderdiniz? Özcan bu Almanya'daki adama niye para aldınız da define kitabını gönderdiniz diye niye sormuyorsunuz? Soruyorum. İbrahim Bey, efendim? Sen abi, o Yunanistan'daki adam sana diyor ki ben de el yazması bir Kur'an-ı Kerim var diyor. Siz bir para gönderiyorsunuz. Anladığım kadarıyla o da size aslında orijinal olmayan sahte gönderdi ama. He? Size gönderiyor. Hayır, göndermedi, gelmedi. Bana bir şey gelmedi. Nereden biliyorsun sahte olduğunu? Efendim? Orada araştırması yapıldı. Sahteymiş, çöpe attılar. Yapmayın. Kim yaptı? Sizin öyle bir uzantılarınız mı var? Bir dakika Özcan Hanım, bir saniye lütfen. Bir saniye Özcan Hanım, bir saniye. Siz Yunanistan'daki adama kaç lira gönderdiniz? Ya 300 lira gönderdim ya 5 liraya. 500 lira yani. Fazla da para değil yani. Euro. Hayır, Türk TL, Türk parası. Bir saniye, Özcan Hanım'ı bir susturan var mı arkadaşlar? Şimdi, siz hiç tanımadığınız bir adama, tanıyor musunuz? Tanıyorum, arkadaşım. Arkadaşınız? Evet. Arkadaşınız sizi kazıklamaya mı çalıştı? O da bilmiyordu. Kim bildi bunu? Kim? Gider. Yani siz uzantılarınız kim ki? Bir Kur'an-ı Kerim'in, tövbe yarabbim, el yazması olup olmadığını anlayacak kim var sizin çevrenizde? Şimdi bak 300 lira veya 500 lira bir TL para gönderdim. O da orada Yunanistan'da. Bunlar da kim anlıyor diye bakıtmış. Önce bakıtıp sonra para istememiş. Önce parayı istedi sonra mı bakıttı? Evet tabii. Gidecek yol param yok dedi. Param yok dedi. Uzak bir şehirlere gidecekmiş. Gitmiş oraya. Bakıtmışlar. Demişler ya senin buraya geldiğin yol parasına yazık. Bu. Yalan. At bunu çöpe git. Bu demiş sahte bir şey. Adamlar kendi kendine Suriye'den yazmışlar Araplardan. Götürmüşler bizi dolandıracaklardı çok şunu dolandıramadılar. Adam da attı çöpe bana götür. Dedi ki bana. Ama şimdi Özcan Hanım'ın söylediği bu el yazması Kur'an-ı Kerim olayı diye bir olay var. Yani yalan söylemiyor. Böyle bir şey var. Var doğru. Siz ama peki neden. Sahte belge. Peki siz neden bunu sanki elinizde bunun orijinali varmış gibi insanlara. Ben de böyle bir el yazması Kur'an-ı Kerim var. İşte ben bunu alacağım 600 bin lira gibi bir para
ama ben bunu Almanya'da 1 milyon liraya satarım niye dediniz? Şuna belki duyarlılık göstermemiz lazım. Hani el yazması değildir belki ama Kur'an-ı Kerim'se çöpe atılmaz. Ayrıca yani. Da atılmaz. Bir, tek, o da, bir kere tabii. Efendim Kur'an-ı Kerim değil bu. Yalan, başka bir çeşit yazılar. Yani Kur'an-ı Kerim de değil. Ha, değil Kur'an-ı yani Kerim her zaman rastgele bir şeyler yazmışlar. Rastgele bir şeylermiş hocam. Anladım. Rastgele bir şeylermiş. Siz hayatınızda kaç sefer böyle kazıdan sefer. Çıkmış bir şeyler almaya çalıştınız? İlk sefer. Nasıl bağlantı kurdu sizinle? Şimdi böyle birisi bilmesi lazım ki karşıdaki insan bu işleri biliyor, bu işlerle uğraşıyor. Hayatında hiç kimse beni aramadı böyle bir şey için. Ya elimizde böyle bir şey var alır mısın diye. Hiç kimse. Sizi niye arıyorlar? Önceden tanıyordum. Önceden tanıyordum. Bana telefon açtı böyle böyle bir şey var dedi. Ben de götür bak dedim doğru mu yanlış mı? Ama gidecek yol param yok dedi. Ben de yol parası olarak 300 lira 500 TL para gönderdim. Bakıtmış, atmışlar çöpe. Yani Kur'an-ı Kerim diyor bu hanım değil hocam kesinlikle değil. Yazıtlar bir şeyler öyle uydurma mi uydurma yani? Bir yazık ya. Bizi kazıkçıkladı açıkçası kazıklayamadılar. Attılar gitti ya. Yani peki, bu bizim şimdi olayımızın dışında bununla ne alakası var? Ben ondan bir kere 36 bin lira almadım. Arka tarafa arkadaşlara verdim. Onun benim kızıma para vermiştir diye yazılı belgeli imzası arkadaşlara verdim. Onu da ekrana koysunlar. Onu da koyalım ama öncesinde Özcan Hanım bizim, dediniz bu ya. Bu bizim işimiz değil ki. Ben kimseyi evlendirmeye çalışmadım diye. Tamam. Şimdi bir röportaj getiriyorum ekrana. Siz de izleyin, dinleyin. Bu arada sizin oğlunuzdan çekindikleri için ki İbrahim Bey de bayağı bir sizi dövmüştü doğru mu? Yok hayır dövmedi. Sizi dövmedi mi? Hayır beni dövmedi. Ne diyorsun adam? Ha, sizin oğlunuzla ilgili ama o köyde bir korku var. Var. Ben de şahidim var. O korku sebebiyle konuşamıyoruz. Adımızı vermeyin. Efendim sesimizi değiştirin diyen çok ihbar alıyorum. Ama bir kişi röportaj vermeyi kabul etti. Şimdi bir izle bakalım. Aracı Özcan'a ödedim. Verdim yani. Kesinlikle kabul etmiyorum onun dediklerini. Tekeköy bile o adamın defineci olduğunu bilir. Özcan Hanım'la ilgili onlarca dolandırıcı diye ihbar geliyor. İbrahim Aslan, Özcan Hanım'ın kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını, 80 bin lirasını aldığını iddia ederek programımıza başvurdu. Özcan Hanım'sa İbrahim'in define işi yaparak kendisini dolandırdığını öne sürdü. Her ikisini de tanıyan görgü tanığı Kemal Bey ekibimize konuştu. Özcan Hanım'ı tanır mısınız? Evet tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Tekeköy'de duruyor. Evlilik vaadiyle 50 bin lira istedi. Sizi de Özcan Hanım evlendirme vaadiyle dolandırdı mı? Benden para alamadı. Yalnız para 50 milyar para talep etti benden. Neydi bu parayı talep etti? Bir de vereceğim dedi. Kadının anası babası para isteyirdi. Milletin gururuyla şerefine oynuyorlar. Çok kişiyi dolandırdı. Böyle çok kişiyi dolandırdılar mı? Çok 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 çok. Peki sizi görüştürdü mü kimseyle evlendirmek için? Hatice diye bir karıyla görüştürdü. Karın adı Hüsne çıktı. Definicilik yapsa ben bilirdim. İbrahim Bey'i kaç yıldır tanırsınız? 50 seneden beri tanırım. 15 yaşında çocukluğundan beri tanıyorum. Özcan Hanım'ın iddia ettiği gibi İbrahim Bey define işiyle uğraşıyor mu? Hayır, 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 hayır. Yalan konuşuyor bu. Buna maksuz iftira atıyor bunu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben bilirim. Özcan Hanım, Kemal Bey'i hatırladın mı? Bak efendim yalandan bunların düzmesi. O adam bana soyadını söylesin. Ben ne Kemal diye adamı tanırım ne Cemal diye kesinlikle yalan konuşuyor. Yok bunun soyadını söylemeyi bırakın ama yüzünü gösterdi bize. Bütün Türkiye yüzünü gördü. Murat izleyebildi mi? Yok izlemedi. İyi abi. Tamam ben şimdi göremediğim için ben sizi dinlediğim zaman ben onun yüzünü göreceğim. Ben şimdi bakayım o kim diye size ben yine sizin o insanlara cevap vereceğim. Ben şu anda onun yüzünü görmediğim için. Peki o yalan zaman arkadaşlar Murat'ın telefonuna Kemal Bey'in fotoğrafını atalım. Murat'cığım sen göster. Tamam, bu arada tamam, Kemal Bey de hemen. Heh,
Madem Serap Hanım, bu adam definecilik yapmıyor da bu adam o Kur'an bulan insan niye arıyor? Bu adam niye geliyor? Bu hani o definecilik yapan, ben definecilik yapan o Ahmet'e gelip bu Kur'an'ı soruyor. Niye bizden para aldı? Bize 600 trilyon dedi, verecekler de dedi. Size de vereceğim. Ben de dedim bunları ki, anladım dedi, Özcan Hanım. Bunları dün anlattın. Özcan Hanım bir saniye. Özcan Hanım bir saniye. Özcan Hanım bir saniye. Bir saniye bekle. Ben size fotoğrafı bir göstersin. Kemal Bey'i tanıyor musun, tanımıyor musun? Tamam. Evet arkadaşlarım. Bir saniye. Evet. Bir saniye göstereceğim şimdi ben size fotoğrafı. 50 milyon istemişim. Tövbe tamam. Tövbe. Hani göster de bir görün. Bir saniye gel, bir saniye. Ama eğer yalan dirse var ya, o bitti. Anam ben bunu ne hayatımdan gördüm ne bir şey. Neredenmiş bu adam? Tanımıyorum kesinlikle. Sen zaten hiç kimseyi tanımıyorsun anam, ki. Bu adamın tutması, bu akrabalarından. Kesinlikle ben bu adamı bulmuyorum. Ben bugün avukatıma şey vereceğim. Bu adamın hakkında şey dava açacağım. Hiç peki, tanımıyorum. Peki. Allah'ın yemin ediyorsun bu hocam. Bir saniye. Bir saniye o zaman. Yalancı seni Allah belasını verir. Özcan Hanım bir saniye. Sen niye Kemal Bey röportaj verdi ve bu kadar sinirlendin? İbrahim Bey'e bile bu kadar sinirlenmemiştin. Az bana baksın Serap Hanım. Burada ayrımcılık yapmayın. Ben bu adamı hayatımda görmedim. Hayatımda. Soyadını söylesin, ben bunu bir bulayım bakayım. Bizi bir yüz yüze getir. Şimdi Kemal Bey telefonda. Kemal Bey merhaba. Ben hayatımda bu adamı görmedim diyor Özcan Hanım. Serap Hanım. Hı. Hayırlı günler size. Teşekkür ederim. Nereden arıyormuş ama önce söyle. 17 sene önce. Ana ben bunu görmedim, yalan diye iftira atıyor. Yani ses dolu. Kaç sene önce? 7 sene önce tahminen. Yok sesli problem var. Ben yanlış mı anladım? 17 sene önce dedi. Ben duyamadım. 17 sene önce mi? Sen bir yüzünü dönsene Özcan Hanım. Vallahi simsiyah bir böyle bir yüzünü dön gözümün istersen önünde Özcan ya. Herkes görsün. Aa, bir dön artık ya. Dön. Özcan madem. Hayır niye sen mağdursan, bu insanlar sana kumpas kuruyorsa niye sen yüzünü göstermiyorsun da onlar gösteriyor? Ben Serap Hanım, benim korkum yok. Ben madem senin korkun yok, sen neden yüzünü göstermiyorsun? Dönelim o zaman. Neden yüzünü göstermiyorsun? Bak. Kemal mıdır nedir? 17 sene önce mi? Ben o adamı bulmak istiyorum. Ya ben yanlış ben anlamış olabilirim. Ben bulmak istiyorum bu iftira attığı için. Özcan bu adamın Hanım. Adamları. Neredenmiş bu? Özcan neredenmiş? Hanım. Neredenmiş yerini söylesin. Özcan Hanım ses çok kötüydü. Ben yanlış anlamış olabilirim. Şimdi tekrar bağlamaya çalışıyorlar. İşin doğrusunu öğreneceğiz. Eğer yanlış anlamışsam o benim kabahatim olur. Çünkü ses çok kötüydü gerçekten. Böyle gel, böyle gelin. Böyle gelin. Ama Teke köyünden niye göstermeyen? Evet doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Sen mağdursun. Sen kandırıldın. Sen dolandırıldın iddiana göre. Ama yüzünü göstermeyen, alnım açık diyen sensin. Ama yüzünü göstermeyen. Her şey az bana Serap Hanım, ben konuşabilir miyim? Ben sağa geçeyim Özcan, yüzümü. Özcan. Madem ben seni dolandırdım. Gel buraya. Kameraya yüzünü dön. Açık açık söyle. De ki İbrahim sen benden 36 bin lira aldın de. Yalan konuş. Anladın, bak dinle dinle. Hayır beni dinle. Hep beni konuşma beni dinle. 18 bin lira para gönderdin. Kızın güldüğüne aynı saatte götürdün parayı verdin. Bizi Murat duymuyor mu Özcan Hanım? Bir dakika. Yalan konuşuyorsun. Yüzünü göster. İbrahim Bey bir saniye. Özür dilerim. Özcan Hanım bir saniye. Bir sakin olalım. Sakin olalım. Bir sakin olalım. Ben mikrofonu uzatınca konuşun. Tamam. Murat'cığım. Gitmiş başkasını bulmuş. Murat'cığım bir şey söyleyeceğim. Evet, sen birkaç gündür o köydesin ya. Özcan Hanım bir saniye. Özcan Hanım bir saniye. Bir saniye. Şimdi bir ufak saniye. Bir köyden telefonu bahsediyoruz konuşuyor. Doğru mu? Yani bir köy burası Teke köyü.
Kaza, kaza köy değil. Kaza. Peki. Belediye var, ilçe. Polisi var, kaymakamı her şey var. Peki. İlçe. Orada sen bir şöyle araştırma yaptığında Özcan Hanım'la ilgili mesela bize çok fazla ihbar geliyor. Orada halktan da tanıyanlardan Özcan Hanım'ı özellikle. Var mı onunla ilgili bazı iddialar? Şimdi gelen ihbarlarla bizim yapmış olduğumuz araştırmalar aslında aynı doğrultuda. Gelen ihbarların tamamı aslında Özcan Hanım'la ilgili gelen ihbarların hepsi bu yönde. Özcan Hanım'ın birilerini para karşılığı dolandırdığı yönelik ihbarlar geliyor ve bu noktada hem bize ihbarlar hem de görüştüğümüz kişiler aynı şeyleri söylüyor. Özcan Hanım sen kaç yıldır benden görüştürsene. Özcan Hanım sen kaç yıldır Teke'de yaşıyorsun? Tekeköy. Tekeköy. Ben burası benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Bizim de burada konuşmadığımız insanlar var. Ben bunları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu kişiler gelsin benim yüzüme söylesinler. Kabul etmiyorum. Kimseyi dolandırmadım. O hele o Kemal dediğin o adamı da kesinlikle hayatımda tanımıyorum. O bu şeyin İbrahim'in tutması kesinlikle. Ha şöyle benim oğlum hastaydı, pankreas hastasıydı. Ama insanlardan mesela böyle para istedim. Oğlumun karnına alet takıldı. Ama mesela aldım, bazen verdim, bazen veremedim. O yüzden öyle dolandırıcı diyebilirler. Çünkü 3 sene benim oğlum fakültelerde ölümle pençeleşti. Pankreas hastasıydı. Çok en geçmiş olsun Özcan Hanım. Şimdi oğlum, o zamanki parayı tamam. O zamanki topladığın oğlunun sağlığıyla ilgili paraları söyledin bugün. Dün de işte İbrahim Bey'e vermek üzere topladım. Altın topladım, para topladım, onu topladım dedin. Evet, onlar hariç ya, bunlar hariç. Şimdi, para konuşuyor bir saniye. Bir saniye müsaade et. Şimdi Kemal Bey'in söylediğini ben doğru anlamışım. 17 sene önce ben seninle yarın Kemal Bey'i yan yana canlı yayını alacağım. Sana şimdi telefonu çünkü... İyi şey yapmıyor yani çekmediği için anlaşılmıyor. Kemal Bey kimmiş ya? Kemal Bey'i sen Kemal 17 mi? Sene önce o zamanın parasıyla. 17 sene önce. Evet seni evlendireceğim diye 50 bin lira para istemişsin. Kızın adı da. Serap Hanım az baksana. Bu adam mesela kaç tane Özcan Sertaç var bu yanlış şey yapmasın. Ben kesinlikle bu insanı tanımıyorum ve ben bu insanın. Nereden olduğunu ve soyadını istiyorum mahkemeye vereceğim. Ben mahkemede yüzümü göstereceğim. Tamam. Hayır. Tamam. Az bana haklıysan. Haklıysan burada yüzünü göster. Özcan. Özcan dolandırıcısı. Bir saniye. Sesin. Özcan Hanım. Özcan Hanım. Özcan Hanım lütfen bir şey söyleyeceğim sana. Diyorsun ya belki Özcan Hanım, tamam, bir sakin olalım. Özcan Hanım diyorsun ya belki beni başka bir Özcan'la karıştırıyordur diye. Başkaları da var ya onlar da karıştırmasın diye dön yüzün işte. Ha doğru onun dön yüzünü görelim seni. Karıştırıyorsa da onu. Bak, ben yüzüme niye dönmüyorum biliyor musun? Ben şimdi benim düğürlerim var şeylerim var. O yüzden hani mantık bilmiyorlar mı seni? Için anlamadılar ben mı? Bak benim üstüme gel. Ben onunla mahkemeye de gittim. Bana iftira etti. O Cemal mı Kemal mı ne dediyseniz o adamı tuttuğu için o nerenin köyündenmiş? Şimdi onu anlayacağız. Şimdi telefonda. Kemal Bey merhaba. Telefonda. Kemal Bey. Vallahi tanımıyorum. Siz... özür dilerim bir saniye. Şimdi başka bir telefon bağladı arkadaşlarım. Adını vermek istemiyor. Bizde var adı. Sizi de çok iyi tanıyor. Sesini de değiştirmemizi rica etti. Bazı korkuları var. Alo buyurun. Alo. Buyurun. Serap Hanım. Söyle canım. Bu yayına başlamaz. Herkesin bir şeyi var gibi önce namustan girer. Bu şeytana pabucunu ters giydirir. Bunun dayısı hiç bitmez. Bunun kızı kanserdi önce, şimdi oğlu. Yani size de pabucunuzu ters giydirir yani. Öyle diyeyim yani. Ben ona yakın oturmuyorum. Biraz uzak oturuyorum ama
çok iyi tanıyorum. Yani Kemal Bey, İbrahim Bey söylediklerinde haklı mı diyorsunuz? İbrahim Bey'in söyledikleri haklının ötesinde. Bu alışkanlık haline getirmiş. Şimdi onun kocası da dinliyor, oğlu da dinliyor. Ne yaptı? Siz neyini gördünüz? Ne biliyorsunuz da? Ben neyini görmedim. Sabah gün açmadan dilenmeye gider bu. Hı. Nereden çıktı belli olmaz bunun. Araba parçacısını dolandırır. Her şey yapıyor bu, her şey. Duyuyor musun? Bilir. Serap Hanım. Şimdi ben Özcan Hanım'dan bir şey rica edeceğim Murat. Sen de lütfen ona yardımcı olursan. Tabii ki sağlık hiç dalga geçilecek ve... Yok, sağlıkla alakası yok. Ha. Korona çıktı, milletten de çıkma parası diye para toplamış hep. Şimdi... Burada söz hakkı isteyebilir miyim? Bir dakika, oğlunun hastalığıyla ilgili para toplamış. Sonra demiş ki kızım Allah korusun o kötü hastalıktan demiş, para toplamış. O kızı daha önce. Kızı daha önce ya da. Bu kızı daha önce, kızı daha önce. Bunların raporlarını... hastane kayıtlarını, raporlarını Murat'cığım bir ulaştırsın sana da en azından. Hanım, efendim. Kızımda bir şey yok. Oğlumda hafif bir rahatsızlık olduğunu duydum ben onun. O doğrudur. Hı. Ama öyle kapımızda araba vardı. İki tane sattı. Şu, bu, oğlum sefer biçer. Alakası yok, alakası. Buyurun İbrahim Bey. Yalan. Şeytan bu kadın. Evet. Ben de bağlanacaklar size. Peki hanımefendi, bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim. Ramazan, bu sene Ramazan bayramından önce benim aracıma bindik. Köy köy, kapı kapı, lütfen herkes iyi dinlesin. Oğlum hasta, torunum hasta, yeğenim hasta diye 5 gün para topladık. Günde 200-300 kilometre yol yaptık. Öz eniştem, öz ablam da şahit. Ben onların yanında duruyordum. Benim paracıklarım hepsi gitti. Öz eniştem, öz ablam bana ekmek verdi 6 ay. Ben parasız kaldım. Bunlar beni soydular, soğana çevirdiler. 5 gün içerisinde bana 500 lira para verdi. Zaten 500 lira parayı ben 5 gün içerisinde yakıtım da yaktım. 250-300 kilometre günlük yol yaptım. Peki. Tabii ki, bir dakika, özür dilerim. Bu 5 gün içerisinde bana verdi 500 lira harcında 1000 lira mı cebine koydu? 2000 lira mı koydu? Ben onu bilmiyorum. 5 günde zaten ben 500 lirayı yaktım. Tamam. Şimdi kapı kapı, köy köy para topladı. Bu kadın toplayıcı. İbrahim Bey, bütün bunları araştırmamız lazım. Ayrıca Kemal Bey'le de seni yüzleştireceğim Özcan Hanım. Kemal Bey'le seni yüzleştireceğim. Hiç merak etme. Bu konuya bir ara verelim. Çünkü burada bekleyen Havva Nur'un konusuna geçeceğiz. Havva Nur'da da vallahi çok sürprizler var, o kadar söyleyeyim. Yani eski eşi 5 yıldır çocuğun nafakasını ödemiyor diye geldi ama işin içinden işler çıktı, daha da çıkacak. Havva Nur, eski eşi Muzaffer'in oğlu Özgür'ü kabul etmediğini, 5 yıldır da nafaka ödemediğini iddia etti. Havva Nur, eski eşini canlı yayında yüzleşmeye çağırıyor. Peki sen 8 aylık hamileyken, evet, babanın evine geldin ve bebeğini oradayken dünyaya getirdin. Evet. Muzaffer çocuğumun parasını yatırmıyor. Benden DNA testi istiyormuş. Evlatlık verilen kızı nerede? İkinci eş olarak gidiyor ve orada bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. Babaannem gibi ona evlatlık verdiler, başka birine verdiler. Muzaffer oğlunu neden istemiyor? İster öldürün, ister atın, benim ilgim yok dedi. Telefonu kapattı. DNA testi istiyorum. Kimin çocuğuysa ondan alın parayı demiş. Muzaffer eski eşi Havva Nur'la yüzleşecek mi? Birazdan. Evet, yüzleşecek efendim. Havva Nur, ne zamandır hiç görmüyorsun Muzaffer Bey'i? Bayağıdır görmüyorum. Abi. Yıllardır görmüyorsun, evet, değil mi? Peki Muzaffer Bey ve eşi canlı yayında olacak ve bütün dünkü Havva Nur'un iddialarını gündeme getirecek, cevaplayacak. İddiaları neydi? İşte ben 8 aylık hamileyken, ki 16 yaşındaymış o zaman, anne baba ayrılmış, babaannenin yanında büyümüş. Sonra 16 yaşındayken 32 yaşındaki Muzaffer Bey ile evlendirmişler o dönem. Sonra 8 aylık hamileyken babaannesinin evine gelmiş,
Çocuğu orada dünyaya getirmiş. İddiasına göre başta Muzaffer Bey hiç sahiplenmemiş. Demiş ki işte öldürün, atın, ne yapıyorsanız yapın demiş. İddialarını söylüyorum. Sonra diyor evlendi. Yeni eşiyle birlikte çocuğu istediler. Bir günlüğüne gitti. 26 gün sonra polis marifetiyle aldım diyor. Fakat bu arada daha boşanmadan bir evli adamla sanki ikinci bir kadın hayatı yaşıyor. Oradan bir bebeği dünyaya geliyor. O bebek de daha Muzaffer Bey'le boşanmadıkları için onun üzerine yazılıyor. Ve sonra da bir yıl önce de yeni bir evlilik yaptı. İşte Muzaffer Bey ve yeni eşi Suzan Hanım karşımızda. Muzaffer Bey merhaba, Suzan Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım. Muzaffer, merhaba. Bu çocuğun senden olmadığını mı düşünüyorsun? Yok, Özgür benim oğlum. Ben bunu kabul ediyorum. Çünkü Havva Nur diyor ki, önce benim de değil dedi diyor. Sonra 26 gün aldı ama ben onu polis marifetiyle aldım diyor. Yani sen büyük oğlunuzun, senin çocuğun olduğunu kabul ediyorsun. Serap Hanım, ben efendim? Çocuğu aldım. Çocuğu kendileri verdi. Ben buradan gittim getirdim. Bana dedi ki sünnetini falan yaptırın dedi. Ben çocuğun sünnetini yaptırdım ama doktor dedi ki buna dedi iyi bakılması lazım dedi. Onların yaşadığı ortamda o çocuğa bakmaları imkansız bir şey ya. Onlar kendi verdi. Ben burada getirdim. Devlet hastanesinin sünnetini yaptırdım. Burada benim eşim baktı. Bu çocuk darp olsa, hatta ben kendim gitmedim. Eşimin bir arkadaşımı gönderdim, akrabamı. Kendileri teslim etti. Doktor dedi buna biraz bakın. Bundan uzadı gün. Ondan sonra jandarmaya şikayet ettiler beni. Çocuğumu kaçırdı diye. Jandarma beni aradı. Ben jandarmaya dedim böyle böyle durum var. Çocuk sünnet oldu. Çocuğa iyi bakılması lazım. Keşke haber verseydiniz anneye aslında. Doğru bir şey yapmışsınız da anneyi arayıp böyle bir durum var. Dedik ablam, kurban olduğum ablam. Ebesi de biliyor, kendi de biliyor. Ebesi dedi ki siz bakın çocuğa dedi, iyi olasıya dedi. Biz baktık çocuğa burada. Ondan sonra jandarma beni aradı. Ben jandarmaya durumu bildirdim. Tamam abi 2-3 gün daha kalsın dedi. Bolivya'dan karakol jandarması. Peki ondan çocuğu sonra haşladığınız iddia ediliyor. Sıcak suyla, haşlak suyla üstüne. Özellikle döktüğünü. Suzan Hanım tarafından. Tabii. Suzan Hanım buna cevap versin bence. Evet. Suzan Hanım, sizin sıcak su döktüğünüz çocuğa, işte işkence ettiğiniz, döndüğünde öyle anlattı diyor. Bu gerçek mi? Yok, öyle bir şey yapmamışım. Öyle bir şey için ben o çocuğu getirmedim buraya. Dedim babası görmüyor. Tamam 6 sene mi 7 sene geçmiş, görmemiş. Hayatında ne geçmiş beni onu ilgilendirmez. Yani bundan sonra dedim gel beraber gidelim. Anlaştık yani ebesiyle filandan. Kendim gittim, getirdim. Çocuğu iyi burada bakıyordum. Oradaki o kadın oyun döktü. Ben bir şey diyemem. Yani benim onlara gücüm yetmedi. Benim çok moralimi bozdu. Kendine beni benzetmek istedi ama ben hemen çekildim yani. O insanlarla ben uğraşamam. Suzan Hanım, sizden Havva Nur ya da babaannesi bu çocuğu veririz ama karşılığında bize para verin. İstediler. Ne istediler sizden? 2 bilezik 10 bin para dediler. Kendi kadın da bana dedi ki onları versen çocuğuyla anlaşırız. Zaten ben kendi elimdeki eşim bir yüzük alıp verdiğim, ben onu bile vermek istiyordum ki tamam yani anlaşalım. Onu böyle hediye gibi de verirdim. Yani anlaşalım, benim huzurumu yani bozmasınlar. Çocuğu getireyim şurada yani böyle güzelce bakayım. Haftada 2-3 haftada götüreyim oraya da. Onlardan da olsun, burada da olsun. Yani o şekilde ben getirdim. Çok mantıklı, ben onların evine gittiğimde iki akrabasıyla Serap abla gittim. Ben bunu kabul etmiyorum. Sen bu çocuğu parayla mı vermek istedin? Hayır, ben parayla vermek istemedim. Bak ben sana tabii, anlatayım. Ben al kadınla konuştum. Tabii hayır diyeceksin. Niye ki evet evet demeyeceksin. Oraya çıksın. Sen benim muhatabım değilsin, tamam mı? Benim muhatabım olan kişi Muzaffer. Sen değilsin benim muhatabım. Havva Nur, o kameraya bakarak konuş. Serap abla. Efendim. Sen bana bir saniye bir baksana. Söyle Muzaffer. Biz bu çocuğu eşimle beraber getirdik. Burada banyosu falan yaptık. Daha çocuk altına işiyor. 7 yaşındaki çocuk tuvalet demeyi bilmiyor ya. Bir de artı biz bu çocuğu haşladık ve yötte yaktık. Vardım ben Bolivya'da karakoluna. Buna Kemerkaya muhtar da şahit. Getirdik çocuğu dedim. Muhtar getirdi çocuğu. Oturduk muhtarın evinde. Muhtar dedi açık çocuğun bacağını, kolunu, neresini açıyorsanız açık. Dedim açın. Açtılar. Çocukta leke yok. Dedim ki kalkın. Ama doktora gitmesi lazımdı muhtar. Ne anlasın, doktor mu muhtar? Dedim.
Jandarmayı da, lan ne doktoru ki? Bak benim ağzımı bozma. Jandarmayı da çağıracağım dedim. Gidecek. Yanlış anladı hocam. Sizin konuşunuzu anlamadım. Ben suçumu kabul ediyorum. O çok benim. Sen nasıl konuşuyorsun? Sen hangi yüzünden çıktın oralı? 50 yaşındasın 50. Onun bunun çocuğuna bakma. Yap da bak yap. İki tane çocuk. Ben çocuğa navakayı vermem demiyorum. Ben çocuğuma navakayı veririm. Öte yanda çocuğun babasını bulun gelin bana. Anladın mı? Bir de adamım diye çıkıyorsun orada. Şimdi burada şeyin eşi yok. Hava Nur'un eşi yok. Biraz önce konuşan kişi de doktor hocamızdı. Sen yanlış anladın. Hava Nur yalnız stüdyoda. Duysun o zaman duysun. Duyuyordur ben bir yerde öteki, izliyordur öteki, o da. Ben öteki çocuğun babasını istiyorum. Ya. Ha. Benden aldığı parayla orada kızlar benim çocuğuma harcanmayacak. Şimdi ben ona geleceğim. Şimdi ben ona geleceğim. Muzaffer bak. Siz boşanmadan ayrı yaşamaya başlayınca Havva Nur evli bir adamla gidiyor kaçıyor. Senin oğlan da yanlarında. Gidiyor ikinci bir kadın olarak o evde yaşamaya başlıyor. O evde de bir kız çocuğu dünyaya getiriyor. O kız çocuğunu da hastanede evlatlık veriyor aslında da. Aslında öbürleri getirmese belki çocuk hala evlatlıktı. Yani senin o çocuğu da ona parayla mı vermeye çalıştın bilmiyorum anlamadım henüz. Bakacağım ona. Şimdi o çocuk da senin nüfusuna kayıtlı. Çünkü daha nikahlıydınız. Yani 4 yaşında bir kız çocuğu var ortada. Ben ondan boşandım ama kesinlenmiş olmadı. Avukat yanlış yapmış. Kesinlenmiş karar olmadığından o çocuğu benim üstüme geçirmişler. Tamam ben ona babalık red davasını açtım. Var araştırın bakın her şeye. Aa bak, öyle mi? Her şeye açayım. Ama diyorum ki benden aldığı parayı Özgür'e mi harcayacaklar? Ben oraya vardığımda o kız cıplak dolaşıyordu ya. Benim eşim onun üstüne elbise aldı o kızın ya. Babası belli değildi ya. Ona daldık. Sen o kız çocuğunun babasını tanıyor musun Muzaffer? Ben tanımıyorum. O yanınızdakine sor. Onun babasını getirin. Bu çocuk benim desin. Ben hakkıma ne düşüyorsa vereceğim zaten. Versinler o çocuğu bana bakamıyorlarsa. Onlar da niye geziniyorlar bir ki? Bir dakika. Ben bu çocuğu sana niye vereceğim? Onu söyle. Şimdiye kadar sen buradan mıydın? Ha? Benim burada, çocuğum burada, hastanede burada, yattı. Şeker hastasıydı. Burada değilsem o çocuğun babasını bulacaksın. O zaman ayıracaksın. Tamam ben sana bulmayacağım diye bir kelime bir şey demedim ki. Sen neyi anlatıyorsun ya? Ben o Bolved'in hastanesinde yattım. Sen geldin mi çocuğunu görmeye? Bana bir ona hesap ver. Benim çocuğum şeker hastasıydı. Ben gittim Bolved'inde yattım. Git doktora sorabilirsin. Sen çocuğa o kadar iyi bakmışsın ki küfürden başka bir şey öğretmemişsin. Daha çocuk... Ben küfür falan öğretmedim tamam mı? Bir kere benim çocuğum da şu an tuvaletini kendisi gayet iyi biliyor. Benim canımı biliyor, da sıkma. Biliyor. Biz burada gördük. 7 yaşında bilecek falan. Artık ya herhalde. İstiyorsa hepsini atarım. Hayır 7 yaşında zaten hepsi bilecek. Fotoğraflı. Nasıl baktığım, oradan nasıl getirdiğim, muhtarın yanına varıp darp raporu istediğim. Çıkardaydınız darp raporu yaptıysam ben. Başladıysam çıkardaydınız. Ben sizin ayağınıza varmadım mı? Jandarmaya varmadım. Tamam ben Bolvedi'nden çıkardım. Eskişehir'e götürdüm ya çocuk. Berbat bir haldeydi, hastaydı. Ben nasıl götürdüm. Berbat bir babaannem çocuğu, de vardı çocuğu, başına. Arayın babaanneme sorun. Konuştuklar var. Şimdiye kadar neredeydin ya? Neredeydin? Konuştuklar var. Gittin Azerbaycan'dan kadın getirdin. Çocuğumu açladın. Dövdün bir de vıt vıt çıkmışsın. Çocuğunu açladıysam DAP raporu nerede? Niye almadın? Muhtar buna şahit muhtar. Bu muhtarı da arayın. Şimdi tamam onların hepsini yapacağız zaten de. Arayın. Muzaffer. Canşeyi de arayın. Sen... Karakolunu da arayın. Sen erkek çocukla ilgili bir şüphe duymuyorsun ama ben arkadaşlarımdan şöyle duydum. Suzan Hanım sen yine de büyük çocuğa da bir DNA yapılsın yaptır diyormuşsun evet. Muzaffer Bey'e. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Böyle yani istiyorum çünkü o kadın burada benim eşimle yaşarken başka yerlerde de fingil. Onu da duymasam da yani istiyorum başka bir şey istemiyorum. Tamam istemiyor. Ben DNA testini yaptırırım benim anıma açık. Gelin DNA testini ben yaptıralım. Benim bir şeyim sen, yok. Senin, gelin yaptıralım. Senin zaman, kızım sen tamam. Benim muhatabım değilsin tamam mı? Benim senin, muhatabım Muzaffer. Senin, ben seninle görüşmek istemiyorum. Bitti. Benim eşimi Muzaffer diyerek ağzıma alamazsın. Benimle. Kızım senin eşinse bana ne senin eşine ya. Ben ayrılalım bayağı oldu sana ne. Ben seninle muhatap olmuyorum. Bitti. Serap abi ben bundan muhatap olmak istemiyorum. Muzaffer çıksın galiba. Allah hem Allah. De hem de nasıl olacaksın benimle? Muhatap da olacaksan, şuhatap da olacaksın. Sevgili seyirciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Yarın saat 13.15'te Star ekranlarında sağlıkla buluşmayı diliyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.